merhaba Fav Televizyonu ekranlarından Bugün yine Düşünce Hayat programında çok kıymetli Profesör Doktor Ekrem Demirli hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de Hamdolsun bizler deyiz. Bu aralar epey sıcak İstanbul malum. <laughs> evet. evet. Ee, i̇nsanlar da böyle bir nereye kaçsam telaşındalar. Evet. Serinlik şehir Şehir biraz evet şehir biraz sükunetli. Yani sıcak ama biraz sükunetli. <laughs> Herhalde insanlar bir yerlere gitmişler. Hem o var hem de... <laughs> Çöl sıcakları diyorlar. Hmm. Evet, yani işte insan böyle bir tuhaf bir şey var alet ruhiyesi var. Ee, çok konuşkan çağlarda yaşıyoruz yani <laughs> hakikaten natuk bir çağ yani bu çağ. Kışın oluyor yok felaket geldi, yazın oldu felaket geldi filan, <laughs> yağmur yağıyor felaket geldi vesaire filan gibi. Ee, yani böyle bir abartı var. Yaz gelse yani. ya bir kış gelse deriz, kış, kış geldi bir yaz gibi, gelse deriz. E, yani, Hep bir memnuniyetsizlik e, var neyse Yani evet. Normalde şimdi mesela yani hava, e, şimdi kışın mesela havalar sıcak geçtiğinde hı hı. E, işte havalar nasıl iyi aslında şimdi kışın soğuk olması hani daha makul. E Yazın sıcak olması yani. yani bu böyledir yani. Fakat çok böyle klima klimatize edilmiş bir dünyada yaşıyoruz yani, yani her bakımdan. Hı. Yani insan kendisi yönetmek istiyor yani sıcağı da kendisi yönetmek istiyor, soğuğu da kendisi yönetmek istiyor. ışığı da karanlığı da değil mi yani gece gündüz hep aydınlık falan. Aslında burada bir problem var yani burada bir sorun var. Onun biraz dışına çıkmak lazım ama şimdi insanlar gittikleri yeri de şehirleştiriyorlar. Yani yani tatile gitmiyorlar. Şehri aslında oraya götürüyorlar. Yani şimdi mesela ben şimdi yani yaylaya gitme diyeyim ki arzum var mesela. Şimdi orada elektrik var, televizyon var, işte bilmem ne var, şu var, bu var falan filan. E ne anladık ki yani hani şehrin küçük bir yapısını oraya kurdun <laughs> filan. E bir de şimdi buna o kadar alışıyorsun ki e, yani bunu tabii görüyorsun yani hani bu denk ki işte yayla ya da köy yeri işte böcek oluyor bilmem ne oluyor falan bunlar nereden geldi buraya falan gibi. <laughs> Halbuki onlar oradaydı yani. Yani bizden önce oradaydılar bizden sonra orada olacak. Biz mezara gideceğiz onlar bizimle bizi yemeye gelecekler falan. Ya yani bu böyle yani ama işte insan öyle bir e, yani temiz steril bir dünya istiyor yani. pürüs şeyin Çulhan diye bir yazar var onun bir şeyi var. Pürüzsüz bir dünya istiyoruz Pürüzsüz aslında. Bir Pürüzsüz bir yani. yani böyle bir. Ama hayat her zaman istediği gibi de, evet, yani tabi. İlahi irade nasıl iktiza ediyorsa öyle devam ediyor. Bu hava olaylarında belki de hocam bir programda konuşuruz belki. E, şimdi Hı. biz Hazreti Mikail'den Hı. bahsederken işte Hı. gök olaylarından Hı. E, görevli peygamber melek Hı. olarak şey yapıyoruz ama çok fazla üzerinde dur Hı. durmuyoruz aslında. E, hani Azrail, Cebrail Hı. aleyhisselam genelde en çok konuştuğumuz Hı. meleklerden görevleri de Evet Şöyle bu görevli kelimesi pek uygun olmuyor aslında çünkü o bir hani görev değil çünkü görev olduğunda sanki o zaman hani o melek yürütüyor onu da Cenab-ı Hak bırakmış ona gibi öyle değil yani mesela hani vahiy işini Cebrail yürütüyor Cenab-ı Hak ona pek bakmıyor gibi ya da mesela ölüm işini mesela Azrail yürütüyor hani görev ona verilmiş gibi işte Allah bakmıyor gibi bu, bu açıdan şimdi hani meleklerle ilgili konular böyle bir görevlendirme veya böyle bir görev taksimi gibi düşünülmez yani düşünülmemesi lazım. Fakat nasıl ele alınacağında hakikaten bir dil problemi ortaya çıkıyor. Yani, yani hakikaten mesela nasıl ele alınması lazım? Mesela işte diyelim ki dünyadaki olaylar yani evrendeki olayları işte Mikail Aleyhisselam işte ne yapıyor? Yani yönetiyor mu? Yani görevi o mu? falan nasıl konuşmak lazım? Bence böyle konuşmamak lazım. Yani mesela görevi o yani mesela hmm. dünya işlerinden görevli olan odur filan dememek lazım. Çünkü görevli birisi varsa o zaman Cenab-ı Hak e, o görevi bırakmış gibi olur. Bir defa ilk ve temel cümlemiz e, Allah görev yerindedir. Yani yani tırnak içerisinde söylüyorum. Yani yani Allah vekalet vermez. Ha yani e, şöyle vekalet kelimesi bizim düşündüğümüz gibi bir şey değildir. Çünkü mesela birçok yerde mesela Azrail mesela yani canları almaktan hani söz eden ayetler vardı. Hı, hı ama aynı bağlamda mesela Allah insanları öldürür, diriltir e, ifadesi de vardır. Yani dolayısıyla şimdi bu ikisini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Mesela nedensellik üzerinden düşünsek nedensellikte bu böyle değildir. Mesela nedensellik yani evre, bütün evrendeki hikayeleri bir eee kozalite içerisinde, bir e, determinizm içerisinde etsek o zaman hakikaten görevden söz edebiliriz. Yani mesela Allah diyelim ki işte yer çekim kanuna bir görev vermiştir ve bu kanun şu şekilde hareket eder. Artık Allah onu bozmaz yani o kanunu bozmaz. Hatta diyelim ki yani mucize vesaire bir takım şeyler olmaksızın o kanun sürekli geçerlidir gibi olur. Ya da mesela gökyüzüne şöyle bir görev vermiştir. Mesela gökyüzü böyle devam eder yani sürekli bu böyledir. Ya da işte mesela midemize mesela işte bir görev vermiştir ya da işte zihnimize gözümüze bir görev vermiştir. Bu böyle devam eder falan. Şimdi bu görev ve görevlendirmeler meselesi daha çok böyle bir determinasyon ihtiva ediyor. Bu bu şekilde müteal edil, edilmesi lazım. Şimdi benim e, yani üzerine yani yazı yazdığım bir konudur bu. Meleklere iman meselesi daha doğrusu meleklerin din içerisinde nasıl yorumlanması gerektiği konusu gerçekten modern çağda çok daha da ciddi bir problem haline gelmiştir. Benim mesela bu konuyla ilgili bazı böyle temel cümlelerim vardır. Mesela İslam'da adab konusunun en önemli yönü meleklerle birlikte yaşamak inancıdır. Yani yani alem meleklerle doludur. Yani böyle cümleler e var. Sağımızda, sağımızda, solumuzda, solumuzda, solumuzda. adabı bu ortaya çıkarttı. Yani adap şu yani yani en doğru, en zarif, en nazik davranışla yaşamak demek. Yani yalnızken Ahlaklısı. de tabii yalnızken de işte topluyken de işte ne bileyim şehir içindeyken de, köydeyken de, işte dağdayken de, bayırdayken de falan... ...şimdi bir şeyle yaşamak gerekiyor. Normalde şimdi insan öyle değil. Mesela insan hani bir kalabalığa girdiğinde kendine bir çekidüzen verirsin. Ama yalnız kaldığında o üzerinden insanların baskısını atarsın. Böyle bir değil mi? bir Salmış vaziyette. Bir sal, salarsın yani falan. Şimdi adap buna aykırı. Yani adap aslında yalnızkenki davranışınla toplumdaki davranışının birbirine yakın olmasını iktiza ediyor. Çünkü hiçbir zaman alemde mutlak bir yalnızlık yoktur. Hatta bazen şöyle mesela en yalnız olduğumuz yer insanlarla birlikte olduğumuz anda olabilir. Yani en çok orada yalnızızdır. Mesela 40 kişi dediğim gibi bir araya gelmiştir. 40 tane yalnız insan olabilir orada yani falan gibi. Yani böyle düşünülebilir. Dolayısıyla şimdi bu melekler meselesi hakikaten böyle ciddi bir problem. Yani ciddi bir konu. Modern çağda da ciddi bir konu. yani dini düşüncede ciddi bir mesele. Ama en azından şunu bilmemiz lazım. Yani benim şahsen kişisel olarak yazılarımda anlatmaya çalıştığım şey buydu. meleklere iman e, reddedilmesiyle ilgili bir şeydir. Yani yani evrendeki dete, determinizm, kozalite, yani bu sebeplilik e, anlayışı reddediliyor. Bunun yerine melek, bunun yerine değil de yani gerçekte melekler olduğuna inanıyoruz. Yani alemde mesela sebepler yok. Aslında melaikeye inanıyoruz. Dolayısıyla şimdi melaike, Cenab e, mesela sebepler olduğunda görevlerden konuşabiliriz. Yani mesela Allah sebeplere şöyle bir görev vermiştir. E, o sebepler işler. Melekler olduğunda öyle değil. Çünkü melekler yani Cenabı Hakk'a rağmen ve Cenabı Hakk'ın fiilini erteleten bir şey değil. Cenabı Hakk'ın fiilinin ortaya çıktığı mazharlar gibi düşünülüyor. Bunu ifade etmek gerçekten çok kolay değil. Yani yani benim açımdan da yani bunu şey yapmak zor ama en azından yani şöyle düşünmemek lazım. Mesela Allah ölüm işini Azrail Aleyhisselam'a bıraktı. Böyle bir şey yok. Bizi Azrail öldürmüyor. Bizi Allah öldürüyor. Mesela Allah vahiy işini Cebrail'e bıraktı. Öyle bir şey yok yani. Peki orada Azrail ne yapmış oluyor? Yani görevlendirilmiş Tam olarak nasıl yaptın tam olarak ne yaptın? hangi diye? kelimeyi kullanmamız ha. doğru hocam? Yani Allah, e, yani görev demeden yani Allah işte bir meleği vesilesiyle canımızı Hı. alıyor gibi yani böyle ben vesile, yani vasıta yerine vesile kelimesini Hı. biraz kullanırım ama bu yani herkes dinleyen herkes bu ayrımı yapmayabilir çünkü onlar için mesela vesileyle vasıta aynı olabilir ama biz sistematik olarak yani vesileyle vasıta ayırıyoruz. Aradaki fark şu, şimdi vesile kendi başına bir iş yapamaz yani onun fiilini ortaya çıkartan da Cenabı Hak'tır. Vasıta öyle değil. Yani vasıtadan bir iş çıkartabilir. Çıkabilir. Mesela sebepten yani bir iş ortaya çıkabilir. Yani şunun gibi. Mesela ben yemek yerim. şimdi yemek yem, yani yediğim yemeğin görevi ne? Beni doyurmak. Şimdi eğer o bir sebep ise beni doyurur. Ama vesile ise doyurmayabilir. Dolayısıyla benim doymamla yemem ayrı süreçler haline gelebilir. Bu nedenle mesela Yediğim için şükrederim, doyduğum için şükrederim. Yani iki tane ayrı durum ortaya çıkar. Ama normalde bu bir sebeplilik ise yemekle doymak aynı şey olabilir. Yani yedim ve doydum şeklinde düşünülebilir. Bunu birçok konu için düşünebilirim. Yani birçok konuda ele alabilirim. Dileği şey mesela hani Cenab- Cenab-ı Hak mesela Azrail'in yani bu görevi böyle bir sebeplilik şeklinde verse yani bir sebep olarak. Yani Azrail mesela sebep olsa o zaman yani o fiilde yeterli hale gelir. Yani mantıksal bir terim bu. Yani lazım ve yeterlilik sebep. Yeterlilik ilkesi diye böyle bir prensip vardır, bir yaklaşım vardır. Şimdi vesile olduğunda hani lazım olabilir ama yeterli değildir. Yani yani Cenab-ı Hakk'ın karar vermesi lazım. Mesela i̇şte şunun gibi mesela daha başka bir örnekten anlatabiliriz bunu. Mesela diyelim ki peygamber tebliğ ile yükümlü, değil mi? Yani mesela peygamberin vasıflarından bir tanesi hidayet ya da hadi. Mesela peygamberimizin bir ismidir yani Hadi ismi. Yani peygamberimizin ismidir ama Peygamber efendimiz istediğine hidayet edemiyor. Yani hidayetin olabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın hidayet etmesi lazım. Şimdi o zaman bir paradoks ortaya çıkıyor. Hem, peyg hem peygamber geliyor, insanı tebliğ ediyor ama sonucuna o karar veremiyor. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor, değil Yeterli mi? Yeterli değil. Yeterli değil. Yani şimdi çünkü Cenab-ı Hak yani normalde yani bu benim söylediğim ehl Sünnet inancıdır. Yani ehl Sünnet inancı bunu iktiza ediyor. Bu ehl Sünnet inancı tasavvufta işleniyor ve adab anlayışı ortaya çıkıyor. Yani gerçekten çok önemli bir konudur ve benim düşünceme göre mesela modern çağda bunun üzerine biraz daha fazla durulması lazım. Yani Müslüman entelektüellerin bu adap meselesi üzerine daha fazla Hı. durması lazım. Çünkü e, adap meselesini bu, bu, çerçevede bilmediğimiz zaman o zaman e, yani böyle ikili bir şey yaşarız. Yani e, yani bireysel hayatımızda böyle pejmürde yani böyle hani insanlar bir olmasa da böyle bir dağıtsak filan diye. Ama toplum içerisinde böyle gayet böyle zarif, kibar filan. Bu, bu ikilemin ortadan kalkabilmesi Meleklere iman, işte adab, erken filan bunları bilmekle ilgili bir şeydir. O zaman yani e, adab dediğimiz şey bizi ezen, baskılayan bir şey değil de normal bir davranış haline gelebilir. Yalnız yani böyle, değiliz. Evet yalnız değiliz şey yani fikri e, or, or, ortaya çıkabilir falan böyle, böyle bir düşünce var. Dolayısıyla şeyin e, yani yeter sebep ve lazım sebep birbirinden ayrıştırmak lazım. Yani Azrail Aleyhisselam'ın hani görevli dediğimizde yani sünni düşünceden kastedilen şey budur yani yani Cenab-ı Hak onun vesilesiyle ya da doğrudan da alabilir ama onun vesilesiyle de olabilir. Yani yani ona diyor ki mesela git al onda o gücü yaratan Allah. On, bu nedenle mesela şimdi bazı ayet kerimeler var. Şimdi mesela insanların bir kısmı işte Cebrail'e düşman oluyorlar. Yani Cebrail'e niye düşman oluyorsun ki gibi yani. Ya da mesela işte günlük dilde mesela Azrail'e böyle lanet okuyor değil mi? Hani falan. Yani, yani o kim yani ona nasıl? Şekle büründürüyoruz. Ha, gibi yani. değil mi? Yani böyle bazen çizgilerde vesairede Tabii. falan. Şimdi bu anlamsız yani saçma yani absürt bir şey. Ee, dolayısıyla şimdi bütün fiiller, bütün eylemler Cenab-ı Hak'ta toplanmıştır. Cenab-ı Hak uluhiyetini kimseye bırakmaz yani. Böyle düşünmek lazım. Onun için bu Mikail meselesine de böyle bakmak lazım. Yani Mikail'in gö yani görevli. Ee, galiba mesela orada e, Türkçe'ye kelimeler gelirken de bazen ...şeye benzetiyorum bunu... ...yani bir bardak dolu su... Ee, ...buradan diyelim ki bir başka yere bunu taşıdığında... ...döküyorsun yani koşarak gidiyorsun... ...döküyorsun yani bir kısmını... ...yarım bardak olarak diğer yere aktarılıyor... Ee, ...orada da gelenek tabii birçok şeyi... ...dolduruyor bu kez... Ee, ...bence müvekkel demek... ...görevli demek değildir. Yeterli değil o zaman söylediklerimiz. Evet. Ee, Türkçe yeterli değildir anlamında söylemiyorum bunu. Kelimeler Her, bazen. E, biz bunu aktarırken... <laughs> e, Yine bir konu hani şey vardır ya mesela yabancı diller için bir yazma okuma farkı var yani yazıyorsunuz ve okuyorsunuz ayrı şey olur. Ben bunun bütün dillerde olduğunu düşünüyorum fakat biraz daha da daha fazla olmak üzere aslında bütün dillerde bir anlama diye bir seviye vardır yani yani bir kelimeyi söyledik diye kelimenin manasını biliyoruz diye anlama tahakkuk etmez anlama yolculuk diye bir şey vardır yani anlama gideriz biz. Dolayısıyla şimdi bir şeyi anlamak için hakikaten bir uruç gerekir yani terakki gerekir yani. Bu nedenle şimdi hani yani kelime bana mesela Peygamber bana bir şey söyledi ben anladım böyle bir şey yok ya da işte neyim hani ben bir şey söyledim şimdi insanlar hani bazen bazen konuşuyoruz şimdi Benim de böyle eleştirilerinler oluyor söylediklerin anlaşılmıyor falan tamam hani doğrudur yani hakikaten söyledikleri yani reddedecek halim yoksa söylediklerimizin anlaşılması Hı. için aslında mücadele ederken <laughs> <laughs> <Şöyle, gülüyor> bir şey ortaya yani, çıkıyor şö, şöyle fakat şimdi an, yani benim açımdan herkes için de bu böyledir anlama yolculuk diye bir şey vardır yani. Kelimeler dünyamıza iner ama anlam inmez. Anlama biz gideriz. Yani o kelimeler anlamı takip edebileceğimiz bize bir güzergah verirler. Dolayısıyla biz şimdi yani kelimeleri niçin öğreniriz? Anlamı öğrenmek için değil. Anlama yolculuk etmek için, anlama miraç etmek için. Yani dolayısıyla şimdi her kelime bir miraç gerektirir. Her kelime bir uruç gerektirir. O kelime bir yol haritasıdır. Yani mesela fetih kelimesini kullandık tamam mı? Anlamını bilmiş olamayız. Çünkü fetih açmak demek. Ne açmak ne ya? Hmm. Şimdi fetih kelimesi aslında bir şey yani kelime olarak yani lafız olarak o bir şeydir. Yani bir haritadır. O'yu harit açmak. Tabii. O onun için mesela şeyde şimdi mesela İslam hukuk geleneğinde istimbat diye çok önemli bir tabir kullanmışlardır. Fakat yanlış kuyu gibi düşün. Yani lafızı kuyu gibi düşün. Kuyunun içinden suyu çıkartıyorsun. Şimdi su la mana, kuyu lafız. Hmm. Şimdi fakat problem şu İnsanlar şimdi istinbatı sadece şeyle ilgili yani fıkıh usulüyle ilgili düşünürler yani dolayısıyla ayet ve hadisten e, hüküm çıkartmak gibi düşünebilirler çok yanlış bir şeydir bu İstinbat her dilde her konuda olan bir şeydir yani kelimeden anlam çıkartılır istinbat edilir kelimeyi duymuş olmakla anlam anlaşılmaz kelimeden anlam istinbat etmek diye bir emek harcama işi vardır yani ve bunu bilmek lazım yani anlamak emek gerektiren bir şeydir. Gayret gerektiren bir şeydir, dikkat gerektiren bir şeydir. Bütün konularda böyledir. Yani edebi konularda böyledir, felsefi konularda böyledir, dinde böyledir, ahlakta, hayatta böyledir. Her konu, kendimizle ilgili konularda böyledir filan. Her konuda böyledir yani. Hocam, e, geçtiğimiz hafta aslında başlamıştık. Ben hala o kapılarda Hı -hı. böyle kaldım. Hı -hı. E, Hacı Bektaş Veli'nin dört kapı kırk makamdan gidiyorduk. Şimdi e, ona geçmeden önce, e, madem böyle o anlamlardan yola çıktık. Hı -hı. E, yorumlarımız yorumlamayı hem sizler de seviyorsunuz. Yani sizden de dinlemeyi seviyoruz. E, aslında böyle güzel birkaç beyit var müsaadenizle. Aa tabi. E, onlardan şey yapmak isterim. E, Sen güzel şiir şey okursun yani. Şimdi e, <laughs> bizim ben, dilden olduğu şey şöyle, şöyle. Ben kendim. E, e, hakikaten çok kötü bir şiir okuyucusu olarak görürüm. Yani, yani bir şiirin Allah yardım yani bir şiirin başına gelebilecek en kötü şey benim, taraf... yok, <laughs> benim tarafımdan yok vallahi Benim tarafından okunmak diyorum. Ben çok kötü okurum yani. Bir şiir çok kötü okurum. Ama çok güzel bir... yorumlarsınız. De... Yok sağ ol. Ya yani fena değil yani. yani. onu şey yapmayayım da. Ee, yani daha doğrusu şöyle nazarı gelenekle yani nazar gelip irtibatın kurmaya çalışıyorum. Benim yani şiirle ilişkim bunun üzerine kurulu. Ondan sonra bir de şöyle sadece kötü okumam hep yanlış ezberlerim. Yani ee, ...o kadar yanlış şey. mesela bir şiiri ötekine bağlarım... ...belikini bilmem ne yaparım falan filan... ...bizim Halit çok e, düzeltiyordu beni... Yani ...tasih ediyordu yani radyoda ilk konuşmaya başladığımızda... ...mesela işte Yunus Emre'nin... ...bir şiirin ötekine bağlanmışım... ...bilmem ne yapmışım falan filan böyle... <laughs> Hocam diyor ki... ...hikmet arar isen özüne bir bak... Hmm. ...Arap'ta, Acem'de... ...Rum'da arama... Hmm. ...hakikat nurunun aslı... ...hakikat... ...aynada yansıyan nurda arama... Hmm. Özünü bilenler özrü silendir, hmm. turaplık rızayı teslim edendir. Gerçek aptal hakka hayran olandır, kibirle gurur horda arama. As olan göze nur gözünden gelir, hmm. sevgi muhabbette asuman erir. Hmm. Ebedi sevgiyi bu toprak verir, Kudüs Arafat'ta turda arama. Bu kimindir? Yani, eee... Ayşe Hacı evet, Bektaşi Veli'nin ve yani. diye biz şey ee, bunu ama. Yani onun ona benzemiyor ama e, yani izaf ediyor ama ona onun olmaması lazım yani. neyse. Biliyordum böyle bir şey gelir. <laughs> şey, <doğru. hiç. gülüyor> evet. Kaynakların yalancısıyız evet, hocam. Evet, evet, Yani Hacı Bektaş Bey niye böyle bir şey söylesin? Yani bir Bektaş şair olabilir de yani. Evet. Şimdi şöyle. Hmm, hep onun hikmetli evet. sözleri oluyor evet. hocam böyle. Mesela orada özellikle e, Kudüs'te, Arafat'ta, Tur'da, aramaydı bir sevgi bu toprak hı. verir diyor. Şimdi bu toprak verir dediği şöyle. Yani, yani, yani buradaki topraklar anlamında değil. Şimdi topraklık bir makam. Hı hı. Yani hakikat kapısından girdiğimiz zaman insan ulaştığı ilk makam toprak olma makamı. Bu çok önemli bir kavramlaştırmadır gerçekten. Ve e, şöyle yani bunun üzerine durmak lazım. Bunu, e, mesela Kur'an-ı Kerim'de Şimdi insanın yaratılışından söz eden çeşitli ayet-i kerimeler vardır. Mesela diyelim ki insan topraktan yaratıldı. Mesela insan işte bir işte işte atılmış bir işte meniden yani bir sudan yaratıldı. Bir bilmem işte karışık şey, çeşitli şeylerde yani böyle söz eder. Yani böyle çeşitli ifadeler vardır falan. Ama en temelinde de yani aklımıza gelen Toprak. şey topraktır. Yani turap kelimesi. Hatta mesela Adem kelimesinin böyle hani böyle kelime yani köken üzerine şey yaparken ya toprakla ilişkisi kurulur. Yani kırmızı toprak yani hani böyle bir tabir kullanılır filan. Kırmızı toprak yani buradan yaratıldığına dair böyle bir ilişki kurulur. Yani vesaire mesela insan dediğimiz varlığın hani şeyi toprak yani böyle. İkinci bir nokta o da çok önemli. Şimdi toprak Kur'an-ı Kerim'de sadece böyle yaratılış konusu olarak toprak zikredilmez. Mesela diyelim ki işte ateşten söz edilir. Mesela sudan söz edilir. Mesela işte dedim ki havadan mesela havadan doğrudan söz edildiğini hatırlamıyorum ama hava benimki ateşte karışık olarak bulunduğu için mesela böyle çeşitli hı hı. şeylerden söz edildi. Fakat şimdi burada toprak yani arz bu hani klasik yani kozmo şey kozmo teorilerine göre en alt unsuru teşkil eder en aşağı unsuru yani bir hiyerarşi oluşturmak istediğimizde yani toprak işte sonra diyelim ki işte e, su sonra işte ateş sonra hava yani hani böyle bir hiyerarşik olarak. Bunun bir de bir ahlaki bir karşılığı vardır. Yani, şimdi toprak en aşağıda olduğu için üzerine basıp yürüyoruz, değil mi? Yani, yani, e, hava mesela diyelim ki daha hava, yani Hı -hı. günlük hayatta da kullanırız, değil mi? Mesela havalı deriz, değil mi? Yani bir adam mesela havalı üst deriz. Üst katman. Yani üst katman. Yani bir de bir böyle deriz yani mesela bir adam havalıdır deriz, değil mi? Hı -hı. Yani, şimdi aynı zamanda bu davranış, yani bu unsurlar, bu bu prensipler ahlaki davranışı da temsil ederler. Dolayısıyla şimdi toprak burada en mütevazı olan, en aşağıda olanı temsil eder. Hmm. Şimdi ben şahsen mesela bu e, e, şimdi Kur'an-ı Kerim'deki böyle bir ayet-i kerime var. ...insanın yaratılışını anlatan. Lekat halekle linsane fi ahseni takvim sümer adedine esfere safilin diyor ayet-i kerimede. Ben bunu biraz böyle literal yorumuyla takip etmeye çalışırım. İnsan böyle bir ahsen kıvamda yaratılmıştır. Sonra esfeli safiline indirilmiştir. Şimdi esfeli Safi'nin aslında aşağıların aşağısında ne var? Aslında aşağıların aşağısında toprak var, arz var. Dolayısıyla şimdi hani biz sanki yukarıda bir yerde yaratıldık. Aslında aşağı, ondan sonra da aşağıların aşağısına indirildik gibi. Yani böyle düşünmek lazım. Şimdi bu bakımdan bu aşağıların aşağısında yaratılmış olmak ile yukarıların yukarısında var olmak birleştiğinde insan dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insan bir terkiptir. Yani aşağıların aşağısı denen yani o toprak ile yukarıların yukarısı denen o kıvamın bir araya gelmesiyle insan oluşmuş oluyor. Şimdi bu bizim bütün aslında dilemmamız, bütün açmazımız aslında biraz burayla ilgili. Çünkü neden? Şimdi toprak bizim aslında gerçekliğimiz. Yani yani bu, 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 topraktan var topraktan edildik. Topraktan geldik. İsterse sudan var edildik. İsterse diyelim ki hani tenasül yoluyla yani şeyle yani hani babalarımızdan annelerimizin işte üreme e, yoluyla, üreme meydana gelelim. İşte başka bir şey, Çok önemli şey. Ama neticede yani hani şu yeryüzü yani şu yeryüzünde ve bu yerde var oluyoruz. Burada var oluyoruz. Mesela yani uçmak istesek uçamıyoruz. İşte gitmek istesek gidemiyoruz. Yani nereye olsak olalım burada oluyoruz. İkincisi Şimdi genellikle mesela bu unsurlar arasında hiyerarşik olarak şimdi toprak daha altı temsil ediyor. Daha aşağıyı temsil ediyor. Yani değersiz olanı te te temsil ediyor. Fakat şimdi paradoksal bir şekilde şimdi en değersiz olandan var olan en mükemmel varlık haline geliyor. Hmm. Şimdi insanın şeyi bu. Yani Doğru. yani imka, aslında e, imkanı o gerçekliğinden çıkıyor. Yani ne olabilirim sorusu o gerçeklikten çıkıyor. Şimdi topraktan var edilmiş birisi yani normalde değersiz yani toprak kıymetli bir şey değil. Diyelim ki diğer unsurlara göre kıymetli bir şey değil. En kıymetsiz olandan var edilen en kıymetli hale geliyor. Bu şimdi bu bakımdan şimdi insanın topraktan yaratılışı Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlatan bir şey. Cenab-ı Hakk'ın cömertliğini anlatan bir şey. Cenab-ı Hakk'ın rahmet, rahmetini anlatan bir şey haline geliyor. Yani Hacı Bektaş bunu çok iyi fark ediyor. Yani çok iyi işliyor ve hakikat kapısına bunu söylüyor. Şimdi fakat bir kez şimdi yani topraktan yaratıldık ama sürekli şimdi bunu unutmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Şimdi de toprak bir değersizlik demek. Halbuki biz şimdi değer üzerine kuruluyuz. Yani bilincimiz bizde değer ortaya Bunlar, çıkartıyor. Unvanlar, sıfatlar, makamlar. Evet, evet. İki, Toprak eşitlik demek. Ama biz farklılık istiyoruz. Yani bizim için mesela bir insan olmak yetmiyor. Daha üstün ve daha farklı bir insan olmamız lazım. Tabii. Soy kavramı. So soy kavramı ortaya çıkıyor ama sonra da soyun içerisinde soylular Hı. ortaya çıkıyor. Yani Tam bir soy ortaya çıkıyor. Yani şimdi o soy öteki soylardan ayrışıyor. Fakat soyun içerisinde de daha büyük soylular ortaya çıkıyor. Yani bütün o kabileyi topladığında da bütün o kabile o şef için yaşıyor gibi oluyor. Şimdi dolayısıyla işte hani hani yani bu buradan böyle bir hani ırkçılık ortaya çıkmıyor sadece. Irkın içerisinde de daha çok daha gerçek olan, daha değerli olan insan tipi ortaya çıkıyor. İnsan anlayışı ortaya çıkıyor. Velhasıl insana yetmiyor. Yani yani ayrışma, farklılaşma ee, daha ileriye gitme, daha büyük olma da insana bir şey yetmiyor. Nereye nereye gidebilirsek gideceğiz. Nereye kadar varabilirsek gideceğiz. En son şimdi bu iş nereye varır? Bu iş şuraya varır. Bunu e, Rüzbihan Bakli anlatır. Ben çok severim onu. Ee, bu bu şuraya varır. Errahmanu alel arşes teva bir beyet var. Rahman arşa istival. Arş dediğimiz şey aslında sözlük anlamıyla taht demek. Yani yani evreni bir mülk gibi düşünelim, bir memleket gibi düşünelim. Yani başkent gibi düşünelim bütün evreni, bütün alemi. Bunun bir tahtı var. Yani krallık tahtında birisi oturuyor. Şimdi kim o? Errahman. Yani Rahman olan Allah oraya oturdu. Aslında hepimiz oraya oturmak istiyoruz. Yani iç yani dilemmamız bu. Yani topraktan yaratıldık. yani gerçeğimiz bu, olgumuz bu. Ama nereye gitmek istiyoruz? Yani topraktan gelen bir adam nereye gitmek istiyor? Şimdi adam tamam. yani diyelim ki köyden şehre geldik, değil mi? Yani işte yani şehirde geleyim de işte şöyle bir hani işte bir küçük bir ev bulayım falan yerleşeyim değil mi? Yani üç kuruş maaş alayım falan. Alakası yok ya yani hani herkes aslında tahtı istiyor yani şehrin tahtını istiyor yani. Biraz önce giriş tahtlarını gittiğimiz yerde de mesela köye gidince de o tahtımızı da oraya götürüyoruz Tahtı da Sonra tahtımızı da oraya götüreceğiz tabii yani o tahtla yaşamak yani içimizdeki şey bu. Dolayısıyla şimdi gerçeğimiz toprak içimizdeki taht. Şimdi yine Ş bir şey okuyacağım ama. De, <gülüyor> <net>. <gülüyor> 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 Kaynaklarımıza güvenerek hocam. <laughs> Şimdi ben yani o şiiri şuradan yani Hacı Bektaş Bey'in olmaması lazım. Ona öykünerek yazılmış bir şiir olabilir ya da bir sadeleştirme olabilir. Çünkü o kadar açık ve duru bir Türkçe olmaz Hacı Bektaş Bey'in. Sadeleştirilmiş <laughs> belki de, tamam, şey olabilir, olabilir yani. Şimdi Şimdi olabilir yani. yani bir bir olay, başka beyitte de hararet nardadır, sacda değildir. Aa o ben çok severim Keramet sendedir, hacda değildir. Şimdi buna geliyor yine. Yani o unvanda değil aslında tabii. insanın kendinde. Her ne arar isen kendinde, kendinde ara. Kendinde ara. Kudüs'te, Kudüs. Mekke'de bu Yunus Hac'da değil. Yani bu Yunus'un. Yunus, Yunus. E, Yunus Emre'nin. Yani daha sonra ona izafe ediliyor. Yani o e, bu Anadolu'da bu çok söylenmiş bir cümledir. Yani yani orada arama, içinde ara cümlesi tabii benim eleştirdiğim bir cümledir. Yani böyle çok bayıldığım Hı. bir cümle değil bu. Ben bunu eleştiririm. Doğru ama eksik bir doğrudur bu. Yani öyle çok doğru değildir. Çünkü yani kafaya şimdi hemen böyle şeyi getirip yani aramaya işte Kabe'de değildir. Ya Kabe'de niye olmasın kardeşim? Arafat'ta niye olmasın? Başka bir yerde niye olmasın? Yani yani bu yani buradan bir gireyim geri tekrar hı hı. döneriz. Şimdi Vezve Samim Beslam'dan çıkmış. Tamam şehrinden çıkmış gidiyor. Yolda birisiyle karşılaşmış. Şimdi genellikle şimdi bizim bu menkıbelerde birisi dediğin hazır olur. Yani Hazırla karşılaşmış diyelim. Ya da denk bir bilgeyle karşılaşmış. Nereye gidiyorsun? Beslam'dan gidiyorum demiş. Nereye gidiyorsun? Allah'a aramaya gidiyorum demiş. Şimdi sor, soru çok güzel demiş ki... ...peki Beslam'da Allah yok muydu demiş. He. E var tabii Beslam'da var ama... E ...ben orada bulamam. Neden bulamam? Çünkü ben orada... ...yani o lekaplarla yaşıyorum... ...adet ve alışkanlıklarla yaşıyorum ve... ...yani yılların diyelim ki adet ve alışkanlıkları içerisinde... ...ben orayı tüketmişim. Yani benim için o ağaç sıradan bir ağaç. Oradaki bir kuş sıradan bir kuş. Oradaki insan sıradan bir... Şimdi benim bir yaban... ...yani benim köklerimden bir kopmam lazım. Yani bir de benim ben olabilmem için benim üzerine yapışmış olan bu hani o lekap şeyinden bir kurtulmam lazım. Onun için şimdi ben mekanımı bir değiştireceğim. O yüzden tasavvufta genelde o hicret yani farklı şeyler. Hicret şekilleri. bundan tabii. <laughs> hicret bundandır yani. Hicret adet ve alışkanlıklarımızdan kurtulmaktır. Çünkü adet ve alış şimdi ben böyle körleştirir e bazen, sarlaştırır <laughs> Bazen değil her zaman. Aslında her bunu zaman. böyle yapar. Ben şimdi yani meşreben böyle seyahat hiç sevmeyen birisi olarak bunu söylemek <laughs> benim için biraz zor ama yani şey, şey, böyle. Şimdi dolayısıyla şimdi yani hacca gitmek demek ya da mesela Arafat'a gitmek demek ya da Hazreti Musa için Tur-i gitmek demek o yani şiirde söylediği benin içine bakmak derken kastedilen şeydir. Yani net, yani şöyle bir şey değil. Mesela Paris'e gitmek değil, New York'a gitmek değil ya da ne bileyim işte dedim yani İspanya gezmeye gitmiyorsun. Hacca gitmek demek. Yani Arafat'a mesela Arafat şöyle, şöyle düşün. Şimdi Arafat'a dedim ki bugün gitsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü Arafat Senenin sadece bir gününde Arafattır. Hmm. Bak şimdi hani umreye gittik oraya gidecektim ben gitmedim yani. Yani sonra düşünün hac yani. mevsimindeki Arafat ya, Arafat, Arafat bir gündür. Yani Arafat şey bütün sene içerisinde şimdi hac ibadetinin temel özelliği zaman ve mekanın kesiştiği tek ibadet olmasıdır. Hmm. O gün ve o saatte Arafattır. Yani 4 saat sonra değil, 4 saat önce değil. O gün o dolayısıyla şimdi o gün ve o saatte Arafat herhangi bir mekan olmaktan çıkar. Yani bir böyle bir yani bir metafizik haline gelir. Yani bir meta yani kozmos ötesi haline gelir. Sanki böyle dünya ile ahiret arasında bir yer haline gelir. O gün de öyle. Yani o gün de mesela mahşerin bir önceki günüdür ya veya mahşer günüdür o gün. Mahşerin Do provası gibi. Yani dolayısıyla ben. şimdi orada şimdi zaman başka bir zamandır, mekan başka bir me 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 mekandır. Hazreti Musa için mesela Tur-u Sina'da o zaman başka bir zamandır, mekan başka bir me mekandır. Yani gitsek mesela tamam, şimdi Hazreti Hı -hı. Musa neredeydi mesela? Tur-u Sina'yı belki de bulamayız. Yani hani dağların içerisinde hangi dağdır? Belki de o dağı bulamayız. Onun için şimdi bu tarz şiirler böyle hani söylemesi kolay. Hani Arafat'ta değil, Kabe'de değil filan içinde ara. Yani içinde Hı -hı. bir şey bulamazsın o zaman. Yani anlatır mı? Yani çünkü yani hepimiz yani içimize baktığımızda bir şey bulamıyoruz. Eğer Kabe'de yoksa senin içinde de olmaz. Arafat'ta yoksa senin içinde de olmaz. O açıdan şimdi ben bu şiirleri, bunu Yunus kimseye de söyledi. Ben eleştiririm yani. Bu, bu tarz şeyleri Ama anlatmak istediği şeyin bir kısmı doğru. Nedir o? Yani gittik mesela yüzlerce insan Kabe'ye gidip geliyor. Bir şey olmuyor. Yüzlerce insanın içine bakıyor. Gene bir şey olmuyor. Şimdi burada bir terazi vardır. İç dış terazisi. Yani afak enfüs terazisi vardır. Bu afak ve enfüs terazisini kurmazsan bu olmaz. Dolayısıyla şimdi ne u Sina da olmaz demek gerekir ne içeride olmaz de, de, demek gerekir. Hz. Musa Tur Sina'da içine baktığı için o sesi duyabildi. Yani Hz. Musa'nın e, Tur Sina'da kulaklarını diyelim ki açtığı için o sesi duyabildi. Ya da Hz. Musa işte ne bileyim yani, e, yani Cenab-ı Hak karşısında kendisini müşahede edebildiği için yani o sesi duyabildi. Aynı şey diyelim ki bir e, mümin için işte hac da geçerlidir, Arafat'ta geçerlidir vesaire. Yani onu söyleyebiliriz. Şimdi geriye döneyim tekrar. Şimdi Hacı Bektaş Veli bence mesela bu şahsen yani benim kanaatime göre bugün e, e, Fikriyat'taki yazımda e, Hacı Bektaş Veli'nin El Müslümun, men selim el Müslimune min lisani ve yedi hadisini nasıl yorumladığına bir atıf yaptım. E, aslında belki daha sonra bu şeyi de yazarım, toprak meselesini yazarım. Ben bu dört e, kapı kırk makamla epey ilgilendim. Yani Hacı Bektaş Veli'de epey ilgilendim. Aslında teorik olarak boşluklar da var. Yani ciddi boşluklar da var. Fakat bu konunun gelip yani normal hakikaten şimdi böyle bakıyorsun. Yani e, yani mesleğimiz bu. Yani bizim işimiz bu. E, bir yazar olarak onu düşünüyorum. Bir düşünür olarak düşünüyorum. Yani ne yapmak istiyor? Bunu anlamaya çalışıyorsunuz filan. Şimdi böyle gelip şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı, hakikat kapısı dedikten sonra toprak olmayı anlarsın deyip sonra da buna öyle bir ahlaki içerik yükleyip toprak olan kişi 72 milleti ayıplı görmez demesi var ya. Yani bütün metni alt üst ediyor. Ya ben bu kadar güzel bir şey ben yani gerçekten çok az okudum yani. Yani söylüyorum bak yani diğer mesela yani şeriat kapısını anlatırken tarikat kapısını anlatırken bir sürü teorik boşluk var. Yani ya bunlar niye böyle yazmış falan diye dedim kendi kendime. yani yaşadığım tecrübe <laughs> söylüyorum. Yani, yani ben şimdi kimsenin hatırına yalan söyleyecek halim yok. Yaşadığım tecrübe bu. Yani bu, bu ne dedim ya. Yani hani anlatabiliyor yani? Ama şimdi o geldik geldik tamam mı? Tarikat kapısı, harik, marifet kapısı, hakikat kapısı. Şimdi aklım mesela diyelim ki kapatsan tamam mı? Hakikat kapısını kapatsan o diğer metinlerden yani hocam şurayı tamamla yani. Hmm. A B C işte D'yi de sen tamamla dese ben orada bir şeyler yazarım. Ama böyle bir akıl yürütme orada gerçekten yapılamaz. Yani orada yani Hacı Bektaş Veli başka bir yazara dönüşüyor. Yani başka bir insana dönüşüyor. Muazzam bir açıklama, muazzam bir yaklaşım. Çünkü neden? Çünkü Müslüman düşünürler, Müslüman entelektüeller özellikle tasavvuf kanadı, sufi kanadı topraktan yaratılmışlık meselesini bir anda yani hani biyolojik bir konu iken veya fizyolojik bir konu iken bir anda ahlaki bir muhtevaya döndürüyorlar. Yani İnsanın bütün hikayesini orada çözümlüyorlar. Diyorlar kardeşim diyorlar. Bu din sana ne anlatacak? İlk başta neyse o. Yani ilk başta neyse o. Yani şunu şimdi mesela bazı zaman zaman arkadaşlarla konuşuruz. Mesela diyelim ki bu yine ta, bizim tasavvuf kitaplarına geçer işte keş işte kalp gözü falan bir tabirler var. Ya. Kalp gözü. Ne falan <laughs> Ondan sonra. Şimdi olsa tamam mesela kalp gözün açıldı mesela. Değil mi? Tahir mesela ta, kalp gözü belki de açıktı Tahir <laughs> Benimki değil. Yok yok. Benimki değil mesela. <laughs> tamam. Açıldı mesela. Ne olacak? Ne olur? Ne değiştirebilirim? Mi? Hayır ne, hayır ne olur? Mesela kalp gözü ne göreceksin yani? Ya ben sen söyleyeyim ne göreceksin? Şu gördüğün fincanları Aslında bu fincanı göreceksin. Fakat bunu yani bunu bir başka bir şekilde göreceksin galiba. Veya bunu görmenin ne olduğunu fark edeceksin. Yani diyelim şu masa var ya masa. Masaya başka yani sen şu an mesela şimdi masayı gördüğünü, masayı duyduğunu falan hissediyor ya. Mesela bir nefes aldığını düşünüyorsun hı hı. ya. Yani mesela su içtiğini düşünüyorsun ya. Aslında bunları bir adet ve alışkanlığa dönüştürdüğün için ezber, ezberlemişsin. Yani bir ezber yaşıyorsun. Marifet kapısının açılması demek, hakikat kapısının açılması demek, ezberin kalkıp her şeyin ilk, yeni ve tek olarak öğrenilmesi demek. Yani fincan... Fincanı ee, fincan olarak göreceksin. Fincanı fincan olarak göreceksin. Yani 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 ya, görmektir bu. Tamam mı? Çünkü ben normal şimdi bu alışkanlık olarak yani geçen hafta gelen fincan aynı herhalde bu. Yani önümüzdeki hafta dedim Allah ömür ver gelirsem yine aynı fincan gelecek herhalde. Böyle düşünüyorum. İşte bizim evde de var bundan bir tane. İşte başka bir yere ka işte kafeye gidiyorsun, oraya da geliyor falan. Öyle düşünüyorsun. Tamam mı? Yani yani fincan yani ya, yani yolculuğu nedir? Falan, bunları bilmiyorum. Normal bir fincan gibi düşünüyorsun. Ya da mesela şimdi sokakta oturuyorsun değil mi? Yani, yani bazen şimdi şöyle oturup insanları seyretsem. Yani. kaç kişi geçiyor? 500 bin kişi geçiyor diyeyim Eminönü Meydanı'ndan. 300 bin kişi geçiyor. Bazen bir şimdi hakikaten düşünmüşüm. Mesela şöyle dışarıda mesela insanlar arkalarından bakıyorsun. Sanki böyle bir nehir gidiyor gibi yani. Akın. Bir akın gidiyor gibi değil mi? Şimdi keş gözünün açılması demek. Oradaki her bir kişinin tek tek müşahede edilmesi demek. Yani tek tek. Sanki ilk kez ve sanki tek olarak olan birisi. Yani bunu fark ediyorsun. Şimdi Hacı Bektaş Veli bunu çok iyi bildiği, anladığı için diyor ki yani bu işin sonunda ne var? Bu işin sonunda başında olan bir şey var. Yani başta bildiğimiz bir şey var. Mevzu yeni bir bilgi değil. Yani yeni bir bilgi peşinde değiliz ya. Eski ezberin bozulmasının peşindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani eskiden bizim bir bilgimiz yok. Bir ezberimiz var. Yani yaşadım her şey mesela. Hayat bir ezber aslında. Ezberler ben buna siz fincan dediğiniz için belki de fincan diyorum ama o kapıların, makamların He. sonunda bunun gerçekten fincan olduğunu ben idrak ediyorum. Beni de yani şu, mesela şu söz var ya biraz bunu anlatmaya benziyor. Ee, i̇şte Kanun Sultan Süleyman'a izafe edilen halk içinde muteber He. bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihana bir nefes saat gibi. Şimdi bir, bir nefes sıhhat değil mi? Ve bir nefes diyelim. Sıhhate gerek yok. Hı hı. Bir nefes. Mesela, değil mi? Bir nefes alıyoruz. Şimdi dinde bu çok kıymetli bir şeydir. Yani bir insan mesela bir nefes alıyor olması... ...Cenab-ı Hakk'a hasreten teşekkür etmesi gereken bir şeydir. Yani bir, nef bir nefes al, Tamam tenefüs ettim falan. Ya bir teneffüsün değeri nedir ki? Günde işte 20 bin kere alıyoruz. Değil mi? Değeri nedir ki bunun? Normalde böyle düşünürsün. Değeri nedir ki? Ama şimdi bir yere sıkıştığında anlıyorsun değil mi? Ya da mesela bir bardak su... Siz bir bardak suyun ne olabilir ki? kaç lira? Bir liraya, iki liraya satıyorlar yani. Lan değil mi? Yani bir, bir ama bardak. Susuz kalınca anlıyorsun. Susuz kalınca anlıyorsun değil mi? Mesela bir insan sesinin değeri nedir ki değil mi? Yani uza, ama şimdi uzayda duyduğunu düşün yani. Yani ayda yürüyorsun yapayalnız ve bir insan yani bakar mısın ya bu kimin sesi bizim falan gibi değil mi? Şimdi adet ve alışkanlıkla yaşadığımızda eşyanın kadro kıymetini bilemeyiz. Yaşamanın kadro kıymetini bilemeyiz hepsinden önemlisi bir ben olmanın, bir insan olmanın kadri kıymetini bilemeyiz. Hmm. Şimdi Hacı Bektaş Veli bunun için çok büyük. Hacı Bektaş Veli aslında o yolculuğu yani o üç makam üzerinden, şey üç kapı üzerinden olan yolculuğun üzerimizdeki üç örtünün atılması, üzerimizde hatta dört yani olduğuna dört. göre yani tavafta da zaten temelde dörttür. Yani üç peygamberimiz ekliyor ama yani dört yani dört kere tavaf ediyoruz. Dolayısıyla şimdi o dört ana rükündür yani ana unsurdur. Şimdi dolayı, yani mesela işte toprak. Her birinde bir perde. Ayrıca absorber. da yani, yani anasır erbaya tems yani temsil eder. Yani her birinde o dört unsurun üzerimize getirmiş olduğu mizac, getirmiş olduğu karakter, onun dünyadan kazanımları vesaire hepsinden çıkıyoruz. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Böyle olunca şimdi en taze, en genç, en dinç halinde yaşamayı anlıyoruz. Kendimizi anlıyoruz, ötekini anlıyoruz. Falan yani dünyayı anlıyoruz vesaire. O zaman şimdi Başta bildiğimizi diyoruz ki ha yani başta bildiğimiz bilgi değilmiş ya o bir zan imiş, o bir ezber imiş, işte o bir e, serap imiş aslında ö, ö, öyle yani adet alışkanlık imiş. Adet ve alışkanlık perdesi yırtılınca o zaman ha topraktan geldik bir anlam ifade etmeye başlıyor. Yani dolayısıyla şimdi yani şiire biraz o çerçeveden bakmak lazım. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz de aslında bu, bu biraz önce siz söylediğiniz gibi fincanın fincan olduğunu anlıyor. Evet arada bir şey daha var. Şimdi az önce şeyde biz <laughs> divan Kebir'de Mevlana Cevdeti'nde okuyorduk onu. Ee, şu yani yüksekten bakmamak yani kibirli olmamak ve Hı -hı. toprak e, nasıl okudun onu? Ee, biraz önceki mi hocam? Yok ikinci, ilk okuduğumda. İlk okuduğumda. Sona doğruydu. E, sona doğru. E, ebedi sevgiyi bu toprak verir Heh. Kudüs. Arafat'ta ya, turda arama aslında benzer. Ha şimdi bu toprak verir bence yani te, te, tercüme yanıltıcı olabilir. şu Kastettiği şey şu: turabilik verir. Yani sen toprak olduğunu idrak edersen, yani o zaman Allah sevgisi ortaya çıkar. Çünkü neden? Şimdi toprak olduğun için Allah'ın üzerine ne kadar büyük nimetleri olduğunu, ne kadar büyük ihsanları olduğunu o zaman fark edersin. Normalde şimdi hani diyeyim ki biz yani toprak yani bizken bu haldeyken bize biz e, nimetleri idrak edemeyiz. Çünkü her şeyi biz kendimiz kazanmış gibi idrak ederiz, düşünürüz. Halbuki topraksın, sen bir topraksın yani. E, şimdi toprak aslında çöl toprağı yani en değersiz olan. Üzerine hiçbir şey yok, hiçbir kıymet yok. Şimdi onu o haliyle anlamak mümkün, e, şey, e, hiçbir kıymet yok. Şimdi insan kendini o toprağa dönüştürdüğünde, o toprak haline getirdiğinde vay be üzerime ne kadar çok nimet inşa edilmiş, ne kadar çok bir şey üzerime konmuş dersin. Bu durumla şimdi muhabbeti anlarsın. Yani Allah'ı sevmenin ne olduğunu hmm. o zaman anlarsın. Çünkü beni en değersiz olandan en eşref haline getiren Allah'tır. Şimdi ayet-i bakınız. bakın. Ayet-i doğru anlamak lazım. Ahsen kıvamda yarattı, toprağa koydu, tekrar ahsen kıvama çıkartacak. Tamam mı? Yani, yani bunu şimdi dairesel olarak anlattığımızda birincisi yani iniş kavsi denir ona. Yunus Emre'de şeyde, yani tasavvuf edebiyatından çok işlenir. İkincisi de uluç kavsi yani çıkış kavsidir. Hmm ortaya çıktığında bir dolunay haline geliriz. Yani iki hilal birleşir bir dolunay hale gelir ve dolunay insanı anlatır. Yani insanın yolculuğunu anlatır. Şimdi biz en değersiz halde var olduğumuzu idrak edince Allah'ın bize ne kadar çok lütufta bulunduğunu duyma verdi, görme verdi, konuşma verdi, düşünme verdi, sevme verdi, merhamet verdi, verdi de verdi, verdi de verdi. Vay be ne kadar lütuflar oldu. O zaman muhabbeti tekrar anlarsın. Anlayacağın şey bu toprak halindir. Yani bu Hı. topraklığındır. Sen bir topraksın. Arafat'a onun için gidiyorsun. Çünkü Arafat da bir toprak. Şeye e, Turusine onun için gidiyorsun. Orası da bir dağ. Yani o da o da sensin aslında. Kabe onun için gidiyorsun falan. Ama e, yani bunu böyle bir şimdi zaman içerisinde e, özellikle böyle tarikatlar ve şey diyelim tarikatlar demeyelim de tasavvufun böyle bir e, bağnaz yorumunda diyelim. Böyle bir şey karşıtlığı olmuştur. Yani iç dış karşıtlığı olmuştur. Yani Kabe'de bulamazsın içinde bulursun. Hı. işte. İşte Tuğrı Sina'da bulamazsın içinde öyle değil. Camide bulamazsın bilmem ne öyle değil. Yani bu karşıtlıklara gerek yok. Bunlar tamamlayıcı ifadeler. Karşıtlık haline getirirsek bu kavgadan tasavvuf ölür. Yani böyle bakmak lazım. Zaten e, o ebedi sevgiyi bu toprak verir. Kudüs, Harafat'ta, Tur'da aramadıktan evet. sonra da sizin o dediğiniz şeyleri de sıralıyor beytin evet. adamında. Varlık ummanın da göz ol da bak. Evet. Ee, vahdet ateşinde benliğini yak evet. ayağa kalkarsan hizmet için kalk evet. zulmedenden de ne olup zorda arama. Evet. o devamda da onu evet. anlatıyor hocam. Evet. Yani hizmet eden de yani yani şimdi hizmet kelimesi şimdi bizde daha çok böyle hani birisine hizmet etmek gibi oluyor da hizmet genel olarak kulluğun adıdır. Yani bizim tasavvuf metinlerinde çok geçer bu. Yani hizmetinde bulunmak mesela bazen öğrenme anlamına geliyor. Yani birisine talebelik etmek bazen de genel olarak hani böyle kulluğun adına böyle hizmet deniyor. Şimdi kullukla e, yani ubudetle toprak arasında bir ilişki var. E, bunu birkaç kez yazmıştım ama epey oldu yazılar. Tekrar yazıp hatırlatmam gerekebilir. İbadet kelimesi, e, ubudet kelimesi mabede kelimesinden türetilmiş. Mabede. Denir. Mabede. Türkçedeki mabet de onunla ilgili ama tam o değil. Yani mabede Hı. böyle bir mimli mastar gibi. Mabede değersiz toprak demektir. Değersiz toprak yani size çöl, çöl toprağı. toprağı çöl. Şimdi biz ibadet ettikçe aslında bir çöl olduğumuzu yani çöl toprağı olduğumuzu idrak ederiz. Yani hacı bec Veli'nin hakikat kapısından topraklığa girilir dediği şey bu. Yani bir çöl yani bir kıymetimiz yok bir değer onun için mesela şimdi secde ediyoruz yani secde etmek ne demek şimdi alnımızı toprağa koymak ne demek yani toprakla eşitleniyoruz yani yani sen kimsin ben bir toprağım. Yani yaratılışımın üzerine bir şey eklenmedi. Nasıl yaratıl? Hani deniyor ya mesela şimdi secdede insan yani ana rahmindeki duruşunu tekrar ediyor falan deniyor ya. Ben ona pek kani değilim. Yani ben öyle pek düşünmem de. Bence şöyle secdede insan ilk yaratılış ilkesiyle buluşuyor. Yani toprakla buluşuyor. Dolayısıyla şimdi secdedeki insana desek sen kimsin ben bir toprağım der. Yani Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi. Dolayısıyla şimdi konuya böyle bakmak lazım. Yani yani o fiziksel şeyle aldanıp yani bu ana rahmindeki durumu temsil ediyor falan deme bence gerek yok. Yani o hatalı bir şey çünkü nebatatı bir de temsil eder. Yani bitkiselliğimizi Hı. temsil eder. Orada şimdi biz toprakla ilişki kuruyoruz. Yani yani yüzümüzü toprağa vurup toprakla ilişkimizi kuruyoruz. O zaman şimdi ibadetin maksadı nedir? İbadetin maksadı topraklığımızı anlamaktır. Yani biz bir toprağız. Yani Hı. bunu anlayabilmektir yani. Size bu düzeltmeleri yaptıkça aklıma yine sizden dinlemiştim Hı. Mevlana Mevlevi ile Bektaşi'nin 40 hikayesi geliyor. Evet. Kusur, <laughs> Mevlana diyor e, değil mi? E, Bunlar tabii Mahmut Kaya Hoca'dan dinlediğimiz <laughs> hikayeler hakikaten e, zaman zaman söylüyorum. Yani hocam böyle her fikrine şey yapamıyorum ama e, çok verimli sohbeti olan birisidir. Yani böyle bir, bir araya geldiğimiz zaman... Yanlış hatırlamıyorsam zaman, şey tabirini he, kullanmıştınız. İlk görüşündeki her şeyi, her e, konu e, aklımda. He, he, aşağı yukarı hepsi aklımda. Yani, yani, mesela, e, yani her konuşmada mutlaka bir şeyler öğrenirsiniz. Yani ayrıldığınızda 4-5 tane konu öğrenmiş olursunuz yani gerçekten. Hmm. Çok da etkili anlatır yani güzel anlatır hoca. Ee, şöyle şimdi e, bekar kişiler Haydar giyiyorlar işte böyle <laughs> kısa kollu e, mevleviler, uzun cübbe giyiyorlar. Şimdi o uzun cübbe şey mesela yani kolları geniş işte vesaire vesaireler. Daha bol böyle. Evet. Dökümlü. O evet dökümlü yani şey tabii yani kapsama yani kuşatma, ihata etme işte sevgiyle ya da işte örtme, setretme vesaire filan gibi. Şimdi diyorlar işte e, ee, dedesine işte niye bu böyle işte gördüğümüz kusurları örtelim yani insanları şefkatle kuşatalım diye işte şey Bektaş diyorlar. Bektaş'ı tabii daha böyle şey ehli o da diyor ki peki sizinki niye böyle kısa diyorlar efendim diyor biz kusur görmeyiz ki örtelim diyor <laughs> çok böyle hoş bir şey hocadan öğrendiğimiz bir hikaye yani. şey de böyle öğrendiğimiz şeyler hani böyle kaynaklarına söylemeyi e, seviyorum çünkü e, yani olur birisinin işine yarar hocaya hoca teşekkür etsin bana değil yani. <laughs> bir kez daha <laughs> evet. bizler de şükranlığımızı evet. soralım hocam. Ee, Mevlana geleneğiyle, bektaşilik geleneği ya da Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileriyle Mevlana hmm. öğretileri arasında böyle bir denklik mi vardır? Ee, yok. Yoksa bence daha yok. farklı mı? Kalan yani şöyle size? şimdi Anadolu'da tabii... E, bir de ilintili gösterilir yani, ya Yunus yani, Emre, Mevlana, Ahmet Yesevi. E, şöyle e, bence bunların her biri... ...farklı aslında. Ee, şu şey ...yani şöyle düşünelim. Şimdi tabii... ...ortak toprak, yani ortak bir... ...kültürel toprak. havzada yaşadığımız için... ...birçok şey birbirine benzetiliyor veya... E, ...doğrudan mesela bir tarikata... ...mensup olmayanlar hepsinden istifade ediyor. Yani hı hı. çünkü bunlar bizim kültürel şeylerimiz... ...yani kaynaklarımız, referanslarımız falan... ...hepsinden istifade ediyoruz diyelim. Şimdi bir defa... ...Mevlana Celaleddin'le... ...aslında böyle kolay kolay kimse karşılaştırılamaz. Çünkü Mevlana Celaleddin bu bütün bu isimler arasında yani Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli veya diğerler yani hemen bütün bunlar içerisinde al, en büyük alim yani bunu hmm. söylemek lazım, ya, tespit etmek lazım. En büyük alim olan o. Yani Divan-ı Kebir en büyük şair, en büyük yazar yani diyeyim, daha abi. dünya çapında olan Mevlana'dır. Yani Mevlana yani, bunu e, tespit etmek lazım. E, Divan-ı Kebir'i yazmıştır, Fimafi yazmıştır, Mesnevi yazmıştır. E, ve yani bunlar gerçekten kolay kitaplar değildir. Bir ikincisi bu kitaplar Mevlana Celaleddin'in ikinci evresinde ortaya çıkan kitaplar. Yani normalde bir alim yani ki, yani bir alim olarak yetişiyor. şimdi i̇şte din ilimlerinin behresi var. Farklı ilimler okuyor vesaire falan okutuyor. Ha, hayatın diğer şey, süreçlerinde de bu devam ediyor vesaire falan ama ondan sonra denk mesela hani belli bir yaşından sonra işte tasavvuf meselesi daha iyi girdikten sonra işte mesnevi veya daha yani bütün ya tasavvuf yönelikten sonra işte mesnevi yazıyor, divanı kebri yazıyor, fi yazıyor, mecaris yazıyor vesaire. Birçok kitap yazıyor ve bu kitapların her birisi ...sağsında hakikaten bir şey yani bir seviye bir standart. Yani mesela Divan-ı Kebir çok büyük bir kitap. Mesela Mesnevi yani edebi işte şey bakımından mesela Divan-ı Kebir gibi kabul edilmez ama öğreti bakımından çok güçlü bir kitap. Yani, yani Mesnevi hakikaten çok güçlü bir kitap çünkü çok güçlü bir ana fikri var. Yani hikayelerle anlatıyor başka şeylerle anlatıyor sadece falan filan ama. İslam coğrafyası değil tüm dünyada <laughs> baktığımızda etkili olan öğütler nasihatler aslında. O biraz daha yeni bir şey yani Nichols'ın mesela zamanlarda... İngilizce çevrilmesiyle ilgili bir şey. Bir de şey sadece o değil. Yani dünyada tabii bu tarz arayışlar var. Yani şimdi insanlar dünyanın her yerinde böyle mistiklere karşı bir ilgi var. ya yani bizde de var mesela. Yani şimdi adam... Confucius yani işte, dedi. Diyelim dedi. mesela Çin'le ilgileniriz, Hindistan'la ilgileniriz. Ya da şey Kızılderili bir bilgenin bir sözü olur. Şimdi yani sizin yaşınız daha gençtir. 80'li yıllarda böyle şeyler, e, kartpostallar satılırdı falan. Ya biz de gezerdik mesela işte 80-80'li 80, yani 10 15 yaşlarında falan. Orada mesela bir kızıl delilin bir sözü varsa alırdık yani hani falan. Yani hmm. mutlaka böyle bir bilgece bir sözdür falan diye düşünürdük. Bir kızıl delili atasözü der Severiz yani öyle şeyleri severiz. Aslında çoğunluğa şimdi bakıyorum mesela çoğunluğa çok da etkileyici değilmiş yani hani böyle karizmatik duruşlar falan olduğu için şey gelirdi bize. Dolayısıyla şimdi insanların bu konulara bir ilgisi vardır yani o modern çağlardaki ilgi biraz onunla ilgili veya dünyadaki ilgi onunla ilgili bir şey. Ya yani onun öncesine böyle hani çok büyük bir etkisi oluştuğunu düşünemeyiz. Yani mesela Mevlana Celaleddin diyelim ki işte 15. yüzyıl 16. yüzyıl düşüncesini etkiledi filan denemez. Yani dünyada böyle bir şey olmadı ama bunun olması gerekmiyor. Yani gerçekten Mevlana büyük bir alimdir, büyük bir düşünürdür, büyük bir sufidir filan. Ondan daha büyüğü de vardı mesela İbn Arabi. O daha büyüktür tabii. O daha başkadır falan. Yani dolayısıyla şimdi yani dini ilimler içerisinde böyle hani büyükten büyüğü hmm. olabiliyor falan. Ama şimdi e, diğerleri mesela ne Yunus Emre, ne Hacı Bektaş Veli, ne daha sonra mesela Süleyman Bunları Çelebi. Bir ekol olarak tanımlamak <laughs> doğru mu hocam? E, şimdi Mevlana, Mevlana ekolü şöyle e, tanımlamak zor olabilir. Şu açıdan zor olabilir. Şimdi Mevlana ekolü müdür o, Mevlevilik midir? Yani ekol hmm. tarikat üzerinden mi ortaya çıkmıştır? E, yoksa eser üzerinden mi ortaya çıkmıştır? Bu biraz tartışmalı olabilir. Yani diyelim ki mesela şimdi benim üzerinde çalıştığım Sadedin Konevi'nin de mesela bir ekolü vardır ama ortada bir tarikat yoktur. Diyelim ki o bir ekol oluşturmuştur. Yani ortada herhangi bir tarikat olmadı, olmamasına yani rağmen. Kitleler böyle bir, gruplar. Ha, çok geniş de değil tabii dar <laughs> bir ekip yani. Çünkü Konevi'nin zaten eserleri zor, çetin filan. Şimdi Mevlana yani benim kanalıma göre mesela Mevlana daha büyük bir etki oluşturmalıydı. Yani bunu birçok düşünür için söylüyorum. İbn Arabi için de söylüyorum. Oluşturdu değil, oluşturmalıydı. Bence oluşturmalıydı. Yani bu geçmişte oluşmadı, bugün oluşmayacak anlamda söylemiyorum. Yani bugün mesela bence Mevlana böyle bir neo Mevlana, neo Mesnevi yorumculuk falan diyebileceğimiz Yeni bir yorum ortaya çıkartılmalıdır. Yani Mevlevilik değil ama bu. E, Mevlevilik başka mevlebilik. bir şey. Yani Mevlevilik daha tarikat. Yani tarikat <laughs> adabı, usulü vesaire o başka bir şey. Ama bir düşünce olarak yani bugün zaten üzerine gitmemiz gereken nokta burası. Yani bir düşünce olarak, bir tefekkür olarak bu konularla bir ilişki kurmamız lazım. Çünkü modern çağda gerçekten bir dini düşünce problemi var. Yani dini düşüncenin güçlendirilmesi lazım, dini güçlen, düşünce'nin kavramlarının yenilenmesi lazım, dini düşüncenin yeni anlatım imkanları bulması lazım. Yani durum gerçekten çok önemli, çok mühim. Şimdi burada mesela Mevlana çok önemli bir rol ortaya oynayacaktır, İşte Yunus Emre çok önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü şöyle bir şey aslında, şimdi Mevlana, Yunus ve seren hani bu 13. yüzyıl entelektüelleri, yani hı hı. büyük metafizikçileri, hı. E, bunlar aslında e, yani Hicaz'dan başlayan, yani Hicazla Modern çağ arasında aslında köprü şey burasıdır. Yani buradan mesela Anadolu Hicaz'a bağlanıyor. Yani Bağdat üzerinden Hicaz'a bağlanıyor. İşte buradan mesela ki İslam'la ilişki kuruyor vesaire. Yani yani o düşünürler aslında büyük bir sentezin şeyleri yani temsilcileri Anadolu yani Anadolu veya diyelim ki Türklük Türklerin örfünü, geleneğini ya da işte İranların örfünü ya da başka kültürlerin örfüyle, örfleri, gelenekleriyle İslam arasında bir sentez, bir sentez. irtibat kuruyorlar. Dolayısıyla burada Mevlana çok önemli bir isimdir ama modern çağda benim kanaatime göre bizim yeni bir mev e, mesnevi yorumculuğu, yeni bir divanı kebir yorumculuğu yapmamız lazım. Peki hocam müsaadeniz burada bir bilgi koyalım, Hı. Ee, kısa bir araya gidelim. Efendim düşünce veya kısa bir ara verelim ee, aranın ardından da ekrem demiroğlu hocamla düşünce veya devam edelim. Efendim düşünce ve hayat devam ediyor. Vav televizyonu ekranlarında Profesör Doktor Ekrem Demirli Hocamla birlikte. Hocam, e, ilk bölümde virgül koymuştuk. Şimdi Mevlana'yı ilk sıraya koymuştuk. Evet. Şöyle bu isimler arasında yani Yani Yunus Emre, Yunus Hacı, Emre, Bektaş, Hacı Bektaş, Bektaş, Veli, ondan sonra e, Ahmet Süleyman Çelebi, Ahmet Yesevi, e, kısmen Feridun Attar. Çünkü o da önemli yani bu şeyler arasında. Hacı Bayramı bu listeye çok sonra. Çok sonra. Çok sonra yani şeyin e, yani dönem et, olarak yok dönem olarak değil e, güç bakımından He. yani entelektüel güç bakımından entelektüel derinlik bakımından yani Mevlana ile mukayese edilemez yani Yunus'la mukayese edilemez. İbn Arabi peki? İbn Arabi en büyük şey ekler o. <laughs> yani, onu, e, yani o İbn Arabi de bun, e, yani evet bunlara mukayese edilemez. Bu topraklarla yani, bu ilgili İbn Arabi'yi böyle şey yaptığınız bir hmm, mukayese, mukayese Hayır, ettiğiniz yok. bir şey vardı Hayır, ama. Yok. Yani İbn Arabi Sad dedi konu onlar ayrı. Yani onlar düşünce bu okulun kurucusu. Yani onların bir benzeri yok. Bu topraklarda özellikle İslam'ın yani yerleşmesindeki. Yani şimdi şöyle İslam'ın yerleşmesinde yani, yani bu topraklarda İslam'ın yerleşmesinde diğer isimler daha önemlidir. Yani mesela Mevlana Celaleddin daha önemlidir herhalde. Ondan sonra işte Yunus Emre ve Serif yani onların o menkabevi anlatımları da mesela çok önemlidir. Hacı Bektaş Veli de çok önemlidir yani o hı hı. bakımdan çok önemlidir. Ama şimdi önemle üretilen düşünce her zaman ilişkili olmaz. Yani yani bizim mesela şimdi de Fütühat mekkenin muadili bir, bir şey olmaz yani. bu Herhangi bir yerde bir şey olmaz. Zaten hani bir İslam yani bir medeniyet öyle bir adam çıkartır. Hadi bilemiyorum iki adam çıkartır. Yani o onlar ayrı isimler ama bence bütün bu şeyler içerisinde hatta sadece e, Mevlevilik içerisinde değil. Mesela birçok tarikat var. Mesela işte Nakşibendilik, işte şu, Nakşibendil. Kadirlik, şu bu vesaire. Bu tarz tarikatlar içerisinde de yani aslında en e, yani en büyük isim hani Mevlana'dır diyemeyiz. Yani öyle bir şey bilmeyiz ama eserleri bakımından en güçlü isim aslında gene Mevlana gibi gözüküyor. Bu topraklarla sınırlandırdığımız alan Mevlana Anadolu. Mevlana topraklara sığmaz. Yani Mevlana çünkü Farsça konuşan Heh. dünyada hatta şehirleri aracılığıyla Hindistan'dan tutun Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyaya etki etmiştir. Mevlana Roma. Dolayısıyla şimdi yani onu bu topraklara sığdıramayız. Ama bahusus sonra mesela diyelim ki Mevlevi tarikatı birçok yerde hani kurulmuştu. Birçok yerde yani tarikat üzerinden çok testleri olmuştur ama ben şahsen mesela Mevlana'yı sadece böyle Mevlevilikle ilgili görmem. Hiçbir zaman görmedim. Yani çünkü mesela Mevlevilik kişisel olarak benim dikkatimi çok fazla çekmez. Yani ben ilgili olduğum bir şey değil ama Mevlana Celal'de benim hayatımın her döneminde çok ilgili olduğum birisidir. Daha doğrusu herkesin ilgili olduğu bir insandır. Çok önemli bir düşünürdür. Yani şimdi bizim şöyle bir problemimiz var biz Müslüman düşünce e, haritasını doğru çizemiyoruz. Yani doğru oluşturamıyoruz. Yani bu haritada bulunması gereken birçok isim yer almıyor. Bulunmaması gereken hatta olmasa da olabilecek birçok isim ise yer alıyor veya fazlaca yer alıyor. Yani şimdi bu mesela diyelim ki bu literatür içerisinde yani normal hani bugün artık değerini kaybetmiş birçok e, düşünce, birçok düşünür yer alır. Yani insanlar onları bilirler, öğrenirler falan filan. Halbuki mesela Mevlana öyle değil. Yani eğer bu düşünceden bütün zamanlara hitap edilecek, edebilecek isimler varsa bunlardan bir tanesi Mevlana Celaleddin'dir. Dolayısıyla şimdi Mevlana Celaleddin'in her yani her Müslüman entelektüel tarafından bir şekilde yani Mevlana ya da onun benzeri birisinin okunması lazım. Yani tartışılması lazım. Ve e, ben şahsen mesela şöyle bir noktadan hareket ederim. E, bu e, birkaç yazı konusu da edinmiştim. Sadedin Konevi ile Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretleri arasında bir ilişki vardır. Ee, daha doğrusu bir arkadaşlık <laughs> vardır. Ee, bu arkadaşlığa binen şöyle bir menkıbe üretilmiştir. Bunu tabii Mevlevi kaynakları yani aktarıyor. Doğru da olmayabilir ama mantık olarak biraz uyuyor. Yani, yani mantığı doğru ama hikayenin kendisi doğru mudur onu tam bilmiyorum ondan sonra. Şimdi Mevlana e, Mesnevi özellikle çok böyle rahat bir anlatım sergiler. Yani hikayeler anlatır. Yani size dediğim gibi hikaye söyler. Ee, böylece düşünceyi de o hikayeye yedirir. Yani bir dolaylı anlatım üslubu vardır şeyde. E, ee, Sadettin hakikaten Çetinler Çetin'i bir kitap birkaç kitap yazmıştır. Yani 8-10 kitap yazmıştır diyelim ama hakikaten çok çetindir yani ağırdır. Şimdi bizim klasik düşünce okumaları mesela Müftel Gaybi okutuyorum. Hakikaten Hı -hı. zordur yani gerçekten zordur. Şimdi de denir ki Konevi Mevlana'ya demiş ki Üstad demiş. Ya bu konu, zor konuları nasıl böyle kolay anlatabiliyorsun demiş. Ondan sonra Mevlana da demiş ki... ...ya ben sana şaşırıyorum demiş... ya ...bu kolay konular nasıl oldu böyle zorlaştırıyorsun... <laughs> ...demiş... ...ben bunu şimdi ilk hani bu işlere... ...Konevi üzerine başladığımız için... mazeret beyan etmek için söylerim... ...yani dedim hmm. ki ya ben yani normalde dilim bu kadar bozuk değildi yani... ...yani benim Konevi bozdu falan... ...demek için böyle bir hikaye anlatırdım... ...fakat sonradan görüşümü değiştirdim... ...şöyle... ...Konevi ne kadar zorsa aslında Mevlana o kadar zordur... ...hatta belki de daha zordur... ...çünkü neden... ...şimdi Mevlana bir hikaye anlatıyor... Siz anladığımı zannediyorsun. Aslında bir şey anladığınız falan yok. Yani kelime dedi ki ya. Yani, mevcut kelimelerden kendinize bir yani, şey çıkarıyorsunuz. Yani hemen sadece. kendinize intikal ediyorsunuz. Yani dedi ki ya işte hani yani Arafat önemli değil, Hı -hı. şurası burası önemli değil. Yani orada Mevlana anlattığı da önemli değil gibi oluyor ve hemen siz kendi hikayenize intikal ediyorsunuz. Galiba şunu demek istedi gibi oluyor. Yani yani şunu gibi mesela hoca çok iyi konuştu. Hani va vaizlerle ilgili bu evet. anlatılır. Şimdi hoca çok iyi konuştu. Eve gidiyor mesela adam hanımına diyor ki mesela hoca çok iyi konuştu. Ne konuştu? Allah tam hatırlamıyorum ama diyor çok iyi konuştu. <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi şimdi? Çok iyi konuştuysa bir şey söylemiş olması lazım. Şimdi Mevlana Celaleddin'le genellikle dinleyicilerin ilişkisi bu. Çok iyi konuştu ama ne dediğini anlayamadık. Zaten ben şöyle söylerim. Mesnevi'nin girişinde hani böyle nefis bir 18 beytlik bir şey vardır, girişi vardır. Orada insanın yolculuğunu anlatır. Ney üzerinden? Onu anlatırken mesela bir cümlesi verirler der ki şimdi ben diyor herkese diyor derdimi anlattım ney. yani hı hı. fakat diyor hiç kimse benim diyor halime muhtalil olmadı diyor. Herkes kendince beni dinledi. Şimdi aslında orada konuşan ne aslında Mevlana'nın kendisi. Yani ha. hikayeyi biliyor. Yani bu insan hikayesinin ne olduğunu biliyor. Çünkü insan kendini dinler. Yani yani insan seni merak etmez. Yani onun için mesela ben şimdi insan dertleşmek diye bir tabir kullanırlar tamam mı? <laughs> ben derim ki bak şimdi, bu imkansız bir şeydir. İnsan insanla dertleşmez. Yani böyle bir şey olmaz. Sen anlatırsın dinler. Gözükür yani dinler gözükür. Niye dinlesin seni ki? On da derdi var yani gibi. <laughs> Dolayısıyla ben o cümle aslında şeyden geliyor yani e, yani herkes diyor beni kendi dinledim ama kendine göre dinledim. Hmm. Bu çok gerçekçi bir şeydir, çok iyi bir şeydir. Bazı şeyin bazı vesametli bir sözü vardır der ki insan Allah'la ilişkisini anlatırken bile bunu söyler. Şimdi böyle tabi tasavvufun kendine has cümlelerinden bir tanesi bu. Yani üzerine böyle çok fazla durmaya gerek yok. Dergahı izzete vardım yani, yani dedim ki mesela rüyamda veya böyle bir mütalaa ediyorum, mülahaza ediyorum. Hani cenab hani herkes huzurundayım. Ha gibi yani. Ha ya aslında diyor kimse yoktu orada diyor. Çünkü neden? Herkes kendi derdinde. Yani yani kimse Allah Allah'ı merak etmiyor. Yani herkes mesela cenneti merak ediyor. Cenneti merak ediyor. İşte nimet, cennet nimetleri nasıl? İşte köşk mü var, öteki mi var, birikim var falan bunları merak ediyor. Yani yani bana ne verecek bunu merak ediyor. Yani kendisi nedir? Onu merak etmiyor. Onun için mesela aklımızı cennet şekillendiriyor ya da dindarlığımızı cehennem şekillendiriyor tamam mı? Yani bazı beslem de böyle söyler. Dolayısıyla şimdi Mevlana'nın o cümlesi ta Bayezid'den, Rabia'dan gelen böyle çok derin bir cümle. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu açıdan benim kanaatime göre mesela biz Mesnevi okuduk diyelim. Hani şimdi Yahya Kemal demiş derler ki bana o da çok abartılı gelir. İşte Viyana'ya kadar böyle Mesnevi okuyarak gittik. Yani pilav yiyerek Mesnevi okuyarak. Bence insanların böyle çok Mesnevi okuduğunu düşünmüyorum. Yani o kanaatte değilim. En azından ee, anlama yolculuk ettiklerini düşünmüyorum. Çünkü anlama yolculuk etmek hakikaten başka bir şeydir. Yani Mevlana'da anlama yolculuk etmek başka bir şeydir. Ve anlama yolculukta bence bütün bu düşünürler eşittir. Yani mesela Hacı Bektaş Veli dedi ki toprak olmayı anladım dedi. Çok basit bir anlatım. Ya, toprak olmayı anladım. Tamam e, ben de anladım. Şimdi hep beraber söyleyelim. Tamam mı? Hacı Bektaş Veli dedi ki üstadımız Pirimiz, biz bunu anladık ya hünkârımız. biz bunu anladık diyelim. Ben yani ne kadar hürmet edersek azdır gerçekten, ondan bir hı hı. şey yok. Ama anladık diyelim. Fakat ikinci bir madde söyleyecek ve hepimiz yani <laughs> ikimiz için diyelim en azından <laughs> İkimiz sınıfta kalacağız tahir. En azından şimdi, ben kalacağım. Ben, Ben kal yani ben zaten kalmışım da yani ben zaten sınıf <laughs> yani şeyden terk etmişiz. Şimdi diyecek ki 70 bak şimdi ayıplı görmemek. Başka, eleştirmemek değil, kınamamak değil. Ayıplı, şimdi ayıplılık bir tabirdir. Mesela e, şimdi ayıplı mal, tamam mı? yani kusur. Şöyle e, bu e, outlet diye bir şey oluyor ya. Evet. Outlet. Kusurlu ürünlerin satıldığı. Kusurlu ürün değil mi? Yani kusurlu ya, 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 zamanı geçmiş. Devamı tabii ya zamanı geçmiş ya devam Bilmem ne falan filan tamam mı? Şimdi kusurlu Seri ürün, sonu. Seri sonu yani. Şimdi yaratılmışlardan hiç kimseyi yani hiçbir insanın seri sonu görmüyorsun. Tamam mı? İlk günkü gibi İlk, en günkü, değerli vaktinde. Hepsi eşit yani. Hepsi eşit tamam mı? Yani hepsi mavi kanlı. Yani hepsi üstün. Hepsi kıymetli. E, Valla tutturamıyorsun ya. Yani hmm. o zaman şimdi Hacı Bektaş Bey diyor ki tutturamazsın. Çünkü toprak olmayı anlamadın. Ezberden gidiyorsun. Şimdi din dediğim yani dindarlık dediğimiz şey aslında önce bir taklittir. Yani peygamberin taklididir. Ama o taklitten bir tahkik umulur. Yani ezberden gerçeğe gitmek istiyoruz. Şimdi topraktan yaratılmış olmak. Mesela ben sana desem şimdi topraktan yaratıldığını biliyor musun? Sen biliyorum diyeceksin. Ben sana diyeceğim ki eğer Hacı Bektaş Veli gözüyle bilmiyorsun taklit ediyorsun. Çünkü öyle duydum. Duydum. Ben de öyle yani, kaldı. Yani bunun gerçek... Yolculuk yapmadım. Tabii yolculuk yapmadan. Yani anlama yolculuk yapmadan. Kelimeyle yetindi. Bence Celal Celaleddin yani hepimiz aslında işin başında bunu söyledi. Yani dedi kardeş şimdi dedi. Ben size şimdi bir hikaye anlatacağım. Herkes bunu kendince dinleyecek. Tamam yani. Yani herkes işte mesela. Kendince yorumlayacak. Kendince kendine yorumlayacak. göre. Evet ya vallahi vatanımı özledim. Mesela ben mesela size vatan asli diyeceğim. Herkes diye vatan asli <laughs> deyince gençliğini hatırlayacak. Ah o genç eski İstanbul. Ah bilmem ne diyecek tamam mı? Anne babasını asli Vatanını özleyecek. Kendi Ben bundan bahsetmiyorum tamam Onun için mesela ben de sonraki yani yazılarla bunu değiştirin dedim ki. Esas sorun Mevlana'yı anlamak. Çünkü Mevlana'da şimdi Konevi okuduğunda anlamadığını fark ediyorsun zaten. Mevlana'da ise anladığını düşünüyorsun. Önce sana bilmediğini anlatmamız anlatmam gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani, yani bir adam şimdi bilmiyor. Tamam bu bir durumda. Bir adam bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Bildiğini zannediyor. Bildiğini zannediyor. Şimdi bu adamın durumu çok daha kötü. İşte Onunca, topraktan geldik ama... He, falan gibi. Toprak. Gidiyor. Yani do, şimdi o açıdan şimdi bildiğiniz, zannedenlerin durumu daha sıkıntılı. Ama her halükarda Mevlana Celal'da bu topraklarda hakikaten bence e, İbn-i Ana ve Konevi'yi ben karıştırmam. Onlar ayrı bir şeydir ama bu topraklardaki en büyük entelektüel olduğundan hiçbir tereddüdüm yoktur yani. Hı. O zaman e, o çıkış soruma tekrar geleyim. Mevlana'nın öğretileriyle... Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileri arasında ya da şeyleri arasında bir denklik. Denklik bilmiyorum ama çok güçlü bir ilişki kurabiliriz. Yani yolculukları Bu, aynı hı, mı? O manaya giden yolculukları ikisinin de. E, e, şöyle söyleyeyim. Hani hakikat kapısından girdik. <laughs> toprak olmayı anladık. Evet. Sonra da 72 bin, 772 milleti ayıplı görmedik dedi ya. Hı hı. Burada hepsi aynıdır. Hepsi yani, aynı i̇bn Arabi aynı şeyi söyler. Zorlarsak mesela Sadedin Konevi'de bile aynı şeyi buluruz. Süleyman Çelebi aynı şeyi söyler. Yazıcılar Mehmet Efendi aynı şeyi söyler. Hacı Bayramı Veli aynı şeyi söyler. Hacı Bektaş Veli aynı şeyi söyler. Mevlana işte diyoruz, hepsi aynı şeyi söyler. Çünkü Hı. neden? Şimdi benim iddiama göre, benim düşünceme göre bu normal bir şekilde bir düşünceyle vardığımız bir kanaat olamaz. Çünkü normal düşüncede seçkinciliğe ulaşmamız gerekir. Yani mesela diyelim ki biz Türk örfü içerisinde düşünüyor isek ya da diyelim ki İran örfü içerisinde düşünüyor isek ya da diyelim ki Grek mirası içerisinde düşünüyor isek şimdi buradan 72 millete ayıplamamak cümlesi çıkmaz. Yani, yani toprak olmak çıkabilir ama Hı -hı. 72 milleti ayıplamamak cümlesi çıkmamıştır. Yani tarih boyunca çıkmamıştır. Yani bize yani kimse böyle bir düşünce mesela Grek mirası ki dünyada üretilmiş en önemli en büyük felsefedir bu ve bütün yani bugün mesela modern çağdan bilimler şunlar bir şekilde oraya dayanır. Bize böyle bir cümle vermemiştir. Yani böyle bir cümle ortaya çıkartmamıştır. Ya da mesela Hindistan bize böyle bir cümle çıkartmamıştır. İşte Çin'i hani o kadar bilmiyoruz ama yani herhalde araştırırsak bunu, bunu çıkartamayız. Hatta daha fazlası mesela dini gelen, İslam öncesinde dili gelenekler bize bu cümleyi söylememiştir. Şimdi bu cümle söylenmiş ise bu cümleyi işte ya bu işte Türk örfüdür, Türk geleneğidir. Yok bu cümle işte Anadolu mirasıdır, Anadolu mayasıdır vesaire filan gibi böyle muğlak, belirsiz, nereye gittiği bilinmeyen kavramlarla anlatılacak bir konu değil bu. Bu çok net, çok açık bir şekilde benim kanaatimle çok güçlü bir şekilde Hazreti Peygamber'in veda hacını anlattığı konuya dayanır. Çok net. Yani benim buna hiçbir tereddüdüm yoktur. Dolayısıyla şimdi bence mesela Hacı Bektaş Veli'nin hakikat kapısı diye anlattığı konu bir hadis tefsiridir bana göre. Buna hiçbir tereddüdüm yoktur. Çünkü neden? Başka herhangi Yani şöyle bir şey olsa mesela Hacı Bektaş Veli bunu söyledi. Bir başkası da e ee, ki bu toprak yani bu, şimdi bu şöyle bir problem var. Bu topraklar diye böyle belirsiz böyle bir heyuladan konuşuluyor. Ben buna çok bozuluyorum. Kimisi buna işte bugünkü Anadolu sınırlarını çiziyor. Evet. E bunu çizeceksek Bağdat'ı nereye koyacağız? Evet. Yani bir, bir sürü şey var. yani bir iki şöyle yani daha çok kastettikleri şey işte burası işte medeniyetler beşiğidir. ...bilmem şudur hı. budur vesaire falan filan böyle laflar kullandı... ...şimdi buna bir beis yok yani birçok şey oradan geliyordur... ...hatta mesela bunu Mevlana anlatırken... ...şöyle bir şey söylüyor çok güzel bir hikayedir... Mafifte anlatır... ...şimdi diyor ki... Hı hı. <laughs> e, ...şimdi Mavirevni tarafı yani Mevlana oradan geliyor... Hı hı. ...orası... E, yani Anadolu ile mukayese edildiğinde daha katı daha sağlam bir yer... ...mesela oradaki tasavvuf anlayışı daha melamet... ...yani böyle şekil şemali işlerini pek sevmiyorlar falan... Ondan sonra böyle değişik bir tasavvuf anlayışı var. Değişik bir fıkıh anlayışı var, daha katı, daha sağlam. Değişik bir kelam akide anlayışı var. Muhtemelen değişik bir siyaset anlayışı var. Şimdi biz mesela bu e, ilahiyat çalışmaları işin bu siyaset ve sosyal tarafını görmede çok beceriksizdir. Yani hepimiz yani. yani biz bunu bir türlü başaramayız. Halbuki işin çok önemli bir siyaset ve sosyal tarafı da vardır falan. Neyse, genellikle şimdi o taraf yani doğu dünyası, doğu doğu Türk dünyası bu batıdakileri daha e, mütesahil ve daha gevşek bulur. Hangi konuda? Dini yorumda gevşek bulur. Tasavvufu hayatta gevşek bulur. Başka konularda gevşek bulur vesaire vesaire. Yani yani biraz böyle yerleşik. Onlara göre biraz daha soft Müslüman tabiri Yani şöyle olacak. soft insan yani soft insan. Soft insan. Yani yani e, yani yerleşiklik ile ...göçebelik arasındaki çelişki olabilir bu ama aslında orada tabii tam göçebelik yok. Orada da bir yerleşiklik var. Belki daha doğrusu karasal ile daha böyle deniz insanı farkı gibi yani mütala edilebilir yani bu Hı. tam şey bilmiyorum. Şimdi bu mesela hikayede şöyle bir menkıbe dinlemiştim o menkıbeyi sonra fi karşılığını buldum. Şimdi menkıbede de hacı Veli'nin şey temsil ediyor yani o doğu doğu dünyasındaki daha katı daha disiplinli yorumu temsil ediyor. Muhtemelen yeniçerilikle yani Osmanlı askeriyle. Hacı Bektaşi dergah arasında ilişkin kurulduğu noktalardan bir tanesi burası. Yani mesela zaten şeyleri var. Bu e, kapılarda da var mesela diyor ki e, genel seferberlik olduğunda diyor cihat etmek diyor farzdır diyor şeyi terk etmeyeceksin. Ya nereden aklına geldi yani yani böyle bir kural yok böyle bir kaide <laughs> yok filan. Şimdi cihadı bir sorumluluk olarak yüklüyor yani herkese Her Tabii sorumluluk olarak yüklüyor. Normalde böyle bir şey yok yani yani kitaplarda böyle bir şey geçmez. Özellikle tasavvuf kitaplarında cihat dendiğinde aklına şey gelir nesle cihat gelir. Hatta diğer Müslüman olan bir kısmını eleştirirler. Ya kardeşim ya yani dur cepheye gideceğiz, savaşacağız. Siz şimdi nesle cihatı çıkartıyorsunuz, gevşetiyorsunuz bizi. Hmm. Filan diye eleştiri vardı. Modern çağda da vardı bu eleştiri, geçmişte de vardı. Şimdi şarj Bektaş böyle geliyor bu şey cihadı bir hüküm oraya or oraya koyuyor falan. Demek ki yani o doğudan gelmiş olmanın getirmiş olduğu bir şey var. Yani e, sertlik, sertlik var. var. Bir, daha da disiplin var. Kısım. Yani bir e, şey var. Yani tarikatın kendisi böyle bir disiplin üzerine tesis edilmiş. Şimdi Menkıbe şöyleydi. E, yani, yani kültürel olarak Hı -hı. değişimi anlatmak için söylüyorum bunu. Eee Hacı Bektaş Veli'nin Mevlana Celaleddin'e bir mektup yazdığı söylenir. Yani bu yaptığınız iş pek uygun değil diye. Yani işte sema, ritüel vesaire filan, müzik. Hı -hı. Yani bu, bu bu nedir böyle Hacı yani? Bektaş Mevlana'ya yazıyor. Böyle. Şimdi Menkıbe böyle. Yani ondan sonra e, ben şimdi Mevlana Celaleddin ona bir cevap yazıyor. Şimdi ben bu Menkıbe'yi e, Tefsik edemedim yani, yani dinledim ama bir yerden tefsik edemedim. Belki araştırsak yani menkıb namelerde geçmiş olabilir. Fakat Mevlana'nın ona verdiği cevabı, e, daha doğrusu menkıbeye göre verdiği cevabı Mevlana'nın kendi eserlerinde buldum. Fimafihte geçiyor hikaye. Hikaye şöyle, şimdi Mevlana diyor ki, e, bir benzetmeyle anlatıyor. Yani neden hani bu şiir işine girdik, musiki işte Hı -hı. E, ney vesaire falan. Valla durumumuz şuna benziyor diyor, eve diyor, misafir geldi diyor misafir işkembe istedi. Yani çok sevdiğimizden değil ama yani misafirin hatırına biz de He. bu işe girdik falan gibi. Yani aslında şimdi çok sert bir eleştiri bu. Yani kendi yaptığına yönelik çok sert bir eleştiri. Yani yani kendini eleştiriyor. Tabii aslında. tabii. Yani çok acayip bir eleştiri. Yani gerçekten misafir istedi diye işkembe yaptık. Yani Hani normal normalde hani sevmeyiz gibi falan. Yani gibi böyle, böyle bir <laughs> Biz cümle onu Biz de onun taraftarı değiliz ama. Ha, taraftarı değiliz falan gibi. Hani böyle, böyle, bir cümle söylüyor. Tabii belki daha sonra böyle iştihadı değişmiştir, yorum değil Çünkü tasavvuf aslında Sema Mevlana ile ilgili bir şey değil. Yani bu ta e, yani erken yani ta Cüneydi Bağdadilere kadar gidiyor. Yani 3-4 asır öncesine kadar gidiyor. Hatta daha fazla şimdi bizim Tayyip Hoca onu çalışıyor bu Sema meselesini. Hatta daha ileriye de gidiyor. Yani işte Arap şiir gelenekleri, işte Fars şiir gelenekleri hmm. falan. Mesela Ehli Beyt imamlarının hani bu şiirle ilişkisi. Bu şiir dediğimiz şey esas itibariyle bu yani musiki şeklinde okunan bir şey. Yani hani böyle bir normal yani şiir değil. Ama öyle veya böyle şey yani burada kültürel olarak bir değişim yaşanıyor. Dolayısıyla şimdi hani Mevlana Celaleddin e, de burada bir değişim yaşıyor. Yani bu topraklarda bir değişim yaşıyor. Ama Böyle bir değişim yaşanıyor diye şimdi sürekli bir heyula şeklinde Anadolu kültürü, Anadolu medeniyeti, Anadolu bilmem ne falan de de. E de ama kardeşim bu niye başka bir yerde örnek vermiyor? Yani ben şi, yani şimdi bir şeyde bir Hristiyan arka, şeyle konuşuyorduk en evinde. Dedi ki ya dedi, Mevlam dedi yani kiliselerde yetişmiştir dedi. Ya tamam iyi güzel peki de dedim ben yani dengi kim dedim yani Hani bunu orada yetişti dedim. Yetiştiren kim dedim yani. Ha. Yetişen şöyle cümleler söyledi. Peki yetiştiren ne dedi yani. Şimdi de onlara bakalım yani. yani. Bu bu kadar basit bir konu değil ki. Dolayısıyla şimdi bu Anadolu meselesini böyle çok abartarak Bağdat'ı paranteze alma iradesine veya Hicaz'ı yok sayma iradesine doğru yönelirse buna itiraz etmek lazım. Buna zaten Mevlana Celaleddin de itiraz eder. Buna Hacı Bektaşi Veli de itiraz eder. Buna Yunus Emre de itiraz eder. Onun için mesela yani Kabe, e, aradığını içinde ara Kabe'de değildir cümlesini hmm. ne dikkatle <laughs> bakmak gerekir. Arafat'ta değildir cümlesine dikkatle bakmak gerekir Cığım, yani? Zaten şey olarak da baktığımızda tarihsel olarak da baktığımızda Anadolu'nun yolu o alimi Bağdat şeyinden gelmiyor Ya öyle, ya öyle olması Bağdat gerekiyor. Bağdat daha merkezi bir noktada. Yani şöyle şimdi üç üç yer var. Yani bu burayı şekillendiren yani bir eee yani Horasan, Maveraünir o, o taraf var. Mesela. Bağdat var, bir de Şam var. Yani bu Hı -hı. bu üçü böyle bir şey gibi. Yani yani Medine diyelim ki yukarıya taşınıyor. Şam ve yani Bağdat, Bağdat ve Küfe o şeyler ortaya çıkıyor. Orada bir temerküz oluşuyor, bir temeddün oluşuyor. O önce diyelim ki Maveraünir tarafına doğru gidiyor. İşte daha önce mesela Kahire'ye doğru iniyor. Oradan Endülüs'e doğru uzanıyor. Bir taraftan Hindistan'a doğru gidiyor. Daha sonra da bu şeye doğru. Yani 10. 11. yüzyıldan sonra doğru da Anadolu'ya doğru gelmeye başlıyor ve Burada ikinci şehirleri ortaya çıkartıyor. İşte Urfa gibi, işte Diyarbakır gibi ya da mesela Konya mesela Konya. Kayseri mesela özellikle Konya ben, bana göre en önemlileri Konya'dır. Yani bütün bu şehirler arasında ve bizim Anadolu yani İslam düşüncesi, İslam düşünce geleneği bakımından baktığınızda Anadolu'da hiçbir şehir Konya kadar önemli değildir. Düşünce geleneği bakımından. Düşünce geleneği. Medeniyet bakımından, medeniyet bakımından en büyüğü İstanbul'dur ama düşünce geleneği bakımından Müslüman düşünceyi oluşturma Herkes Konya Konya'dır. Merkez Konya'dır. Yani hani öyle yani Bağdat'tan sonra bizim için Konya gelir ve dolayısıyla şimdi ee, ...burada yani böyle bir sentez oluşuyor. Yani bu coğrafya kültürel olarak oraya bağlanmış oluyor. Yani irtibat bu hı hı. şekilde korunmuş oluyor. Dolayısıyla bu şeye yani bu Anadolu vurgusuna dikkatle bakmak lazım. Anadolu değiştiriyor doğru. Yani burada birçok şey değişiyor, başkalaşıyor bu doğru. Ama e, buradaki işte medeniyetlerle bu inşa ediliyor demek bu yanlış, haddini aşan bir cümle. Hocam şimdi bu e, kapılara bak, şimdi tarikat... Ee, kapısından baktığımızda hı hı. E, şimdi devam ediyor. Diyor ki işte tevbe etmek, mürid olmak, saç hı hı. kesmek, hı hı. E, nefsi olgunlaştırmak için mücadele etmek, e, hizmet etmeyi söyledik ama altıncı da, makamı haftur, yani korkudur diyor. Korkmak e. diyor. Korkuya Tabii. nasıl bakacağız? Neyden hı. korkmak? Allah'tan korkmak, ölümden korkmak yani ya şöyle. da o melekler dedik ya yalnız olmadığımız hı hı. şeyi Şimdi şöyle bu tabii bir tarikata daha doğrusu bir başka anlayışa karşı söyleniyor. Yani şimdi kork, korkuya yer vermek, yani dini hayatta korkuya yer vermek, tasavvufta ortaya çıkan böyle bir takım iddiaları, bir takım güçlü anlatımları ortadan kaldırıyor. Şimdi mesela bunun yerine tasavvufta e yani daha doğrusu Hacı Bektaş Mevlana'nın korku dediğinin yerini tasavvuf başka geleneklerde naz alıyor. Naz, naz aldığında yani bir Allah'la ilişkimizde bir tür böyle bir şımarıklık, bir tür rahatlık ortaya çıkıyor. Yani yani Allah biz onun yani sevgilimiz. Biz işte e o yar olarak filan gibi hani hani hep böyle yani böyle Efer bir dediniz. dost yani dostluk filan gibi böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla şimdi böyle olunca o zaman şimdi korku anlamını kaybediyor ya da neredeyse ortadan kalkıyor gibi. Yani cehennem hani ha var ha yok gibi filan. Şimdi o zaman şimdi disiplin oluşturmak çok zor. Yani naz dilinde bir disiplin oluşması çok zor. Şimdi bu bakımdan şimdi tasavvufta bu ciddi bir problem teşkil etmiş başından beri. Biraz önce dediniz ya o doğu <laughs> şeyi biraz daha burada sanırım ağır basıyor. Yani o disiplin burada gözüküyor. Dolayısıyla şimdi yani korkuya yer vermek yani müridin terbiye edilmesi, müridin yani bir istikamet üzere kalması ile ilgili... Sonra tabii korkuyu çeşitli şekillerde yorumluyorlar. Yani mesela birinci korku nedir? Şimdi ilk ve temel korku şu aslında. Yani iman kazandığım bir şey değil. Bir ihsan, bir lütuf. Allah ihsanını geriye alır mı? Yani imanımı kaybedebilir miyim? Ya da ahlakımı Hı. kaybedebilir mi? Şimdi bu korku olması lazım. Şimdi korku varsa o zaman şimdi korku kibri ortadan kaldırır. Yani insan şimdi mesela ahlakla, insan dini hayatla Tekebbür edebilir ya da mesela buradan bir iktidar değiştirebilir, başka insanlar üzerine bir tahakküm ortaya koyabilir vesaire. Ama korku buna eşlik ediyorsa yani bütün dini hayata ve o sürece korku eşlik ediyorsa, o zaman şimdi siz e, başkaları üzerine tahakkümde bulunamazsınız yani yani başkaları üzerine hükümlen olamazsınız. Dolayısıyla şimdi korku insana tevazuyu ortaya çıkar çünkü her an kaybedebilirim yani her an e, yani Allah'ın ihsan ettikleri kaybolabilir yani gidebilir gibi. İşte ukba ile ilgili mesela demek ki yani cehennem korkusu olabilir ya da mesela işte Allah'ın e, rızasına erememe korkusu olabilir vesaire. Şimdi sonra tabii bunlar hep tartışılıyor yani. Şimdi korku bir çok güçlenirse şimdi bu da tersinden insanı Allah'tan uzaklaştıran bir şeye dönüşür. Yani yani bir umutsuzluğa dönüşür. E, şöyle şimdi ben şimdi bu İslam il yani makro olarak yani İslam'ın dinler arasındaki yeri, İslam'ın mesela Mekke toplumuna getirdiği devrim nedir falan bu konularla biraz fazla ilgilenmeye çalışıyorum. Şimdi Furkan suresinde bir ayet-i var. Ee, onun buraya çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyor ki, e, onlara Rahman'a secde edin dediklerinde, denildiğinde, men rahmanı derler. Rahman kimdir? Ee, yani, sen bize bir şey emrettiğin bir şeye mi bizim secde etmemizi istiyorsun? Yani aslında Allah Rahman değil de yani sen mi bunu uyduruyorsun? Yani sen mi bunu söylüyorsun? Yani Allah Rahman diye düşünen sen misin? Demek istiyorlar. Yani peygamber'e böyle itiraz ediyor. Ben şahsen şimdi bu ayet-i Müslümanlı Müslümanlığı anlamada çok kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar normalde yani Allah diye böyle zihinlerinde belirsiz kalan bir şeye inanıyorlar ama Şimdi Allah nedir sorusuna zihnimizde ilk cevap ne olacak? Şimdi ilk cevap Rahman olması lazım. Çünkü Allah ismine denk olan isim Rahman ismidir. Rahman. Mesela Besmele'yi diyelim ki Bismillah Rahman, Rahman. diye değil mi? Mesela Rahman yani. Şimdi Allah Rahman ise o zaman şimdi dini hayat, ahlak, dünyaya bakış, insanın kendisi her şey değişir. Çünkü Rahman yani yani nereden geliyor bütün bu ülke? Rahman'dan geliyor. E bir de şimdi başka ayet kerime var. Mesela Rahman alel -er var. Rahman tahta istiva eyledi diye ayet kerime var. E böyle olunca o zaman iş değişiyor. Şimdi benim kanaatime göre Mekke'de İslam'la Mekke eski inançları arasındaki gerilim noktası Allah'ı Rahman olarak tasavvur etmek ile Allah'ı daha böyle bir prensip gibi düşünmek, Allah'ı bir ilke ve karamsar bir ilke gibi düşünmek arasındaki çelişki. Bu nedenle mesela Allah'a şefaatçiler arıyorlardı. Yani yani göksel varlıklardan filan hmm. Allah'a şefaatçiler arıyorlardı. Yani Allah'ın şefaati yetmez diye, Allah'ın rahmeti yetmez diye şefaatçiler arıyorlardı. Şimdi İslam geldi bunu kırdı. Yani dedi ki yani sizin kardeşim bütün aradığınız o hani şefaatçiler, mefaatçiler bunlara gerek yok. Çünkü Allah Rahman yani. Rahman'ın katında şefaatçiye ne gerek var? Dedi İslam. Bunu deyince şimdi insanlar şaşırdı ve inanmadılar. Ya böyle olur mu ya? Yani ya Rah Rahman nedir ya? Diye düşündüler. Şimdi Allah Rahman olunca o zaman şimdi dinde ister istemez dindarlık, ahlak umut üzerine kurulmuştur. Yani yani biz mesela bir şey yaparak kurtulmayacağız. Rahman lütfederek bizi kurtaracak. Dolayısıyla şimdi normal bir Müslümanın telakkisinde umut her zaman korkudan daha güçlüdür. Bu nedenle şimdi ulema insanlara veya sufiler insanlara korkuyu hatırlatmak zorunda kalmışlardır. Ya o kadar da değil bak biraz da korkun. Biraz da tedbirli olun. Biraz da şöyle yapın. Biraz da böyle yapın filan demek zorunda kalmıştır. Fakat te, şimdi en son mesela gelmişler şöyle demişlerdir. Dindarlık dediğimiz şey beynel havfi ve reca yaşamaktır. Yani korkuyla umut arasında gidip gelmeliyiz. Yani bir taraftan korku bir taraftan umut. E bu nasıl olacak? Şimdi orada da benim işte üzerine İbn Arabi hani bir yorum getirdi. Yok kardeşim böyle bir şey yok dedi. Umudun güçlü olması lazım dedi. Yani daha güçlü olması. Umut kesinlikle. Yani zaten öyledir. Yani umut daha güçlü. Her, herkeste Allah'la ilişkide umut daha güçlüdür. Korku ee, bu ümit var olmayı ya da umutlu olmayı umudu teşvik etmez mi hocam? E, etmez. Şimdi korku umudu azaltır. Yani e, çünkü kork, yani şimdi neden korkuyorsun? Bir defa Rahmet, rahmete tam itimat etmiyorsun, tevekkül etmiyorsun. Yani dolayısıyla şimdi, yani, yani kor, şimdi korkunun korku lazım ama korku çok olursa, e, o zaman şimdi korkunun yıkıcılığı daha fazladır. Yani hmm. korku yıkar. Mesela insanlar yani bir nesil çok korkarsa ikinci nesil hiç ilgilenmez. Onun için mesela yani korku bir şey geliştirmez insanda. Bir düşünce geliştirmez. Bir herhangi bir şey geliştirmez. Yani bunu ger gerçekten böyle. Yani bütün ilişkiler mesela ailede de bu böyledir. Toplumda da böyledir. Mesleklerde böyledir. Yani mesela diyelim ki yani dünyada hani bir şey yapmak istiyorsanız korku üzerine vurgu yapmayacaksınız. Yani, yani veya sürekli insanları korkutmayacaksınız. Umuttan gideceksiniz. Yani doğru olan umuttur ve hayatla barışık olan şey umuttur. Yani siz mesela yani umudu anlatırsınız bu hayal olmaz. Hayat sizin umduğunuzdan daha fazlasını verir. Bir yerden sonra etkisini de yitirir o korku. Kesinlikle çünkü korkutmaya başladığınızda yani bir iki üç umut oradan kalkınca insanlar başka bir kapıya giderler. Yani yani korku böyle çok e, nadiren başvurulması gereken hmm. bir çaredir. Bunu şimdi bana çok iyi bildiği için dedi kardeşim dedi, bu korkuyu bu kadar abartmayın dedi. İnsan umut üzere yani iki ayağımızda umut üzere yerde olmalı. Çünkü insanı yürüten şey umuttur, umutlanmaktır. Yani. Mesela ben bir dağı tırmanırım çünkü yukarıda bir düzlük olduğunu düşünüyorum. Sonsuz bir dağ olsa çıkmam kardeşim yani. Yani umutsuzluk olur o. Şimdi bir orada bir şey var yani bir düzlük var veya oradan geçen bir yol var onu düşünüyorum. Onu birisi anlattı bana. Birisinin oradan geçtiğini gördüm. Yani birisinin oradan geçtiği duyuldu. Onun için ben bu dağdan çıkıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Ergenekon şeyinde şimdi sıkışıp kalmışlar tamam mı? Yani demirci dedi kardeşim eritiriz de burayı açarız dedi. Şimdi öyle deyince açıldı yani hani o kapı açıldı. Ha bitti öldük mahvolduk falan filan dediğinde bu dini hayatta da böyledir, ahlaki hayatta da böyledir. Eğitim hayatında da böyledir. Onun siyasette de böyledir. Hayatın her konuda böyledir. Yani korku çok tehlikeli bir şeydir. Yani korkuyla insanlar terbiye edilmez. Korkuyla insanlar eğitilmez. Hatayı getirir, yenilgiyi getirir. Ge ge en önemlisi şu. Yani umutsuzluğu getirir ve İnsanlar başka bir kapıya giderler. Çünkü içimizdeki umut yani senden karşılığını bulmadığı zaman başka bir kapıya gider. Yani arada biz... mı olmalı o zaman Müslüman? <laughs> Şimdi galiba Nermin de dedi. dediği doğru. Bence totalde baktığınız zaman bir müminde, bir Müslümanda umut tarafı daha fazladır. Yani devam yani ihtimal devam ediyor. Kurtuluş yakın. Necat yakın böyledir yani, yani Müslümanlık böyle bunun üzerine kuruldu. Yani kefenin yani. umut tarafı daha ağır basması Her kefenin lazım. umut tarafı mutlaka daha fazladır. Yani yani korku daha azdır, daha sınırlıdır. bunu böyle olması lazım. Sonra mesela korku şimdi dinde mesela benim kanaatime göre korku ve bununla ilgili kavramların doğru yorumlanması lazım. Yani bu korku müspet bir korku olması lazım. Yani umudun ortaya çıkarttığı ve umudun şekillendirdiği bir korku olması lazım. Dolayısıyla şimdi hani biz şimdi bakın şöyle Şimdi bu bu kavramlar yani klasik dünyada bir şekilde işlenmiştir yani bir şekilde ortaya konmuştur falan. Bunu şimdi modern çağda yani eğitimciler işte sosyal bilimciler siyasetçiler ve, ve değişik insanlar e, başka şekillerde de konuşması lazım yani yani şu cümlenin üzerine gerçekten durmamız lazım yani korku e, korku kapıyı kapıyı kapatır yani insanlar o kapıya bir daha bakmazlar yani bir yerde korku hmm. yayıyorsak insanlar oraya bakmazlar yani yani o çekilir yani çekin yani, yani madem olmayacaksa başka yere gider. Yani yani hiç kimse yani ezeli olarak bir yerin kölesi değildir yani. Yani bö, bö, böyle düşününler. Onun için mesela şimdi tarikatlarda, tekkelerde e, menkıbeler anlatılır. Yani menkıbeler nedir? Başarı hikayeleridir aslında tırnak evet. içerisinde söylüyorum. Yani yani ermiş yani gitmiş tamam mı? Yani şöyle olmuş. Mesela şu kadar Hüdayi tamam mı? ciğer satmış. Ondan sonra bak şöyle olmuş filan. öyle deyince olur herhalde. Bize de Allah lütfeder diye. ...adam oradan gidiyor yani o geçitten geçiyor o zaman... ...dolayısıyla şimdi... ...yani böyle korku temelli bir dindarlık... ...olamaz yani... ...zaten o kapıda da hocam hmm. korkmaktan sonra ümit var olmak... ...yedinci Tabii. kapı... ...ümit var evet. olmak... ...yani bu hani bir korktuk şimdi ümit var değil... ...bunlar şimdi iç içe olması gerekiyor ama dediğim gibi... ...yani bu Hacı Bektaş Veli'de de böyledir... Ve, e, ...zaten diğerlerinde de... E, ...şimdi... E, um, e, ...umudun e, bu naz halini... ...biraz eleştirmişlerdir... ...yani özellikle yani tarikatların sistematik bir yapı kazanması bunu biraz eleştirmiştir. Şundan dolayı şimdi naza geçtiğinizde yani o öyle olur böyle olur filan böyle bir rahatlık bir, bir boş vermişlik ortaya çıkıyor diye. Halbuki şimdi e, naz büyük bir aşk ile ortaya çıkar. Aşk ise temelli yöneliş demek yani, yani siz temelli yönelen bir adama a, e, şey, bir adamın nazı olması lazım. Ama şimdi yani böyle e, bu yok iken naz biraz şey olmuş. Onun için Fethi Nuh de şöyle der. Ee, e, Allah seni divana oturtsa bile e, sen niyazdan ayrılma der. Böyle bir naz niyaz karşıtlığı olur tamam mı? Yani Allah sana naz makamını ihsan et. Sen gene niyazdan git yani gibi derler yani. Ee, onda da bir denge arayı oturtmak evet. zorunda mı Müslüman nazda da? İşte tabii nazda denge korkuyla sağlanıyor. Korkuyla sağlanıyor. Tabii tabii. İkisini aslında birbiriyle dengeleyeceğiz ama ümit var olmayı daha biz e, üste tutmak biz zorundayız. Zaten öyle. Yani, <laughs> yani umudun üstte olmaması teknik olarak mümkün değil. Yani insan doğasında umudun üstte olmaması mümkün değildir. Yani hele mesela yani dini düşün yani Allah'ı düşündüğünde yani Allah insan için umut demektir ya. Yani Allah ya gerçekten yani mesela Allah Allah'ı düşündüğünde insan titremez yani. Yani Allah düşündüğünde normalde insan heyecanlanması gerekir. Onun için mesela elihe kelimesi yani Allah şeyin köklerine birisi olan elihe kelimesi bağlanmak anlamına geliyor. Yani bağlanıyorsun yani. Yani dolayısıyla şimdi sevgi anlamı taşıyor yani e, ilgi anlamı taşıyor vesaire. Şimdi bunlar ortadan kaldırılamaz ya da bunlar tezif edilemez. Bunlar tahkir edilemez. Bunlar eleştirilemez. O açıdan şimdi fiilen yani herhangi bir insanla mesela konuşalım. Fiilen e, yani böyle aşırı bir diyelim ki yani depresif bir hal almamış isek fiilen hepimize hakim olan düşünce şeydir, e, umuttur. E, Hepimizde Bu böyledir yani hakim olan odur yani. Şimdi hocam bu hmm. ıı, makamlara bakarken hmm. ıı, aslında 40 40 makamda diyoruz ya 41 ıı, bu elimdeki hmm. şeyde 41 makam gördüm ki o tarikattaki hmm. 11. makam mesela can makam diyor. Evet. Ki özellikle işte Bektaşi ya da Alevi geleneğinde biz bunu çok duyuyoruz. Can yani, şeyini. Evet. E, yani onun böyle bir makam olması tabii gerekmiyor. E, şöyle. E, şimdi ben yani şeyleri yazdığımda 40 diye hatırlıyorum. Şeyde e, okuyayım he. isterseniz orijinal metnini de. Diyor ki 11. makam can dur Pes can cana dokunsa şevk ile hareket acep de güldür. Zira kim nasibi ilahi dur. Her kimse her kime değse belirse gerektir. Evet. Şimdi şöyle e, yani ne kastet... orijinalini okuyayım ki <laughs> en <kasıt ettiğini> az ne kastettiğini az çok biliyorum ama insanların tabi bugün hani o kavram kullanırken ne kastettiklerini bilmiyorum. Ama şey söyleyeyim. Şimdi bu normalde e, Şimdi insanın kemale ermesini... Bektaş'ı şey giymiş <laughs> olayım ben. <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. E, şöyle. Ya yani bu tabii tasavvuf, yani tasavvuf düşüncesinde yani insanın varmak istediği bir yer. Şimdi e, e, kişi şimdi böyle bir şeye erince yani kemale erince böyle bütün alemle bir sunhu salah ortaya çıkıyor. Yani böyle bir ezeli barış, e, ezeli bir selamet durumu ortaya çıkıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bu el-müslümü men selim el-müslümüne min lisaniye ve yedihi hadisi aslında tam bunu anlatıyor. Yani Müslümanlık öyle bir teslimiyet makamıdır ki veya öyle bir Selamet makamıdır ki oraya geldiğimde gücümden ve sözümden insanlar emindir. Yani Ekrem Demirli bana gücüyle yani eliyle zarar vermez. Hı -hı. Ekrem Demirli bana diliyle ya da düşüncesiyle bana zarar vermez. Yani benim dedikodumu yapmaz, bana iftira etmez, bana hakaret etmez, bana bilmem şunu yapmaz, bunu yapmaz falan eminim. Yani e, dolayısıyla şimdi buraya gelince bir yani bir can dediği şey aslında ruh. Yani yani böyle bir e, ruh sahibi yani gerçek bir insan kamil haline gelmiş oluyor. İnsanın kamil olan kişi sadece yani müminlere değil, bütün insanlara karşı böyle bir selamet içerisinde olur. Hatta sadece Bektaş 16 onu anlatırken şey diyor. Yani yani bütün varlıklar ondan selamette olur. Ondan emin. yani diyelim, mesela bir, yani bir kedi de benden selamette olur, bir köpek de benden selamette, olur, uçan bir leylek bizden selamette olur vesaire. Bu tabii çok ideal yani, yani böyle çok yüksek bir ahlak ama dinin yani o zirvesinde ne var yani? yani Everest'te çıktık orada ne var? Everest'te bu var. Yani yani böyle bir selamet makamı var. Onun için mesela biz bu selameti takliden söylemek için konuşmalarımızı selamlaşmayla açıyoruz. Yani ben mesela sana "Esselamu aleyküm" diyorum, değil mi? Şimdi bu "Esselamu aleyküm" aslında Peygamberimizin tanımlamış olduğu o mümin davranışının ifadesidir. Yani ben sana demiş oluyorum ki ben o müminim. Yani elinden ve dilinden sana zarar gelmeyecek olan kişiyim. Dolayısıyla şimdi ben seninle böyle bir dostluk kurmuş oluyorum. Yani böyle bir uhuvvet, bir kardeşlik kurmuş oluyorum. Çünkü neden? Bu da çok önemli. Şimdi bu da benim kanaatime göre mesela şu hadis-i şerifle çok ilgilidir. El mu'minu mir'atül mü'min. Yani galiba e, özellikle şimdi bu hani psikoloji, psikoloji falan bu konularla ilgili kişiler... Bence bu hadis-i şerif üzerine çok düşünmesi lazım. Yani mü'min mü'minin bir aynasıdır, aynasıdır meselesi. Şimdi aynada ben ne görürüm? Aynada kendimi görürüm yani... Yani ben sana baktım ve kendimi görüyor olmalıyım. Şimdi kendimi nasıl göreceğim? Mesela sen de kendimi nasıl göreceğim? Bu büyük bir meseledir. Şimdi en azından şöyle olması lazım. Şimdi e, eğer sen benim aynam isen, seninle aramdaki ilişkinin rekabet, hırs, mücadele ya da düşmanlık ilişkisi olmaması lazım. Hmm. Bunu ben yani anlatıyorum şöyle ifade ediyorum bunu. Şimdi temeddünün nedeni nedir diye bir tartışma vardır. Yani insanlar niçin sosyalleştirler? İnsanlar niçin medenileştirler? Ya da Toplumsal hayat niçin ortaya çıkar? Mesela insanlar niçin evlenirler? Niçin aile kurarlar? Değil mi? Niçin arkadaşlarımız olur? Niçin mesleğimiz olur vesaire? Şimdi bütün bunlara bir açıdan baktığınızda dersin ki zayıfız, çaresiz, şu bu falan. O zaman şöyle oluyor. Yani mesela diyelim ki hani cennetten pek bir ihtiyacımız yok ya. Aslında galiba orada hiç kimse kimsenin yüzüne bakmayacak gibi oluyor. Ben şahsen bunu biraz bir zül ad ederim. Yani kardeşim yani ilişkimiz bu mu? Yani mesela yani Dünyalık mıyız? Ya hay şöyle. Yani sadece zaaflarımız üzerinde mi bir ilişki Hı. var? Yani diyelim ki mesela bir hayvan familyası zaafları üzerine bir ilişki kuruyor. Yani yani orada erkek aslan işte koruyacak, kadın şey dişi aslan işte çalışacak, öteki bilmem ne yapacak falan filan değil mi? Yani Hep böyle bir, çıkar. bir ilişki var. Yani za zayıflıklar üzerinden kurulu bir şey. Şimdi toplumların ilişkileri de böyledir. Yani birçok şey zayıflıklar üzerinden kurulur ama ya hepsi bu kadar mıdır? Yani mesela yani Mevlana ile Şems'in ilişkisi yani o zayıflıklarını aştığında acaba devam ediyor mu etmiyor mu? Yani böyle bir ilişki oluyor mu olmuyor mu? Şimdi bir defa bunu bir anlamamız lazım. Yani bunu bir düşünmemiz lazım. Şimdi bu hadis-i şerif yani benim kanaatime göre o az önce söylediğim hadis-i şerifin bir devamı gibidir. Mümin, mümin, müminin, müminin aynasıdır. Evet, mümin müminin aynasıdır hadis-i şerifi. Yani bizim birbirimizle ilişkimizi bir e, ikmal ilişkisi, bizim birbirimizle ilişkimizi müspet değerler üzerinde kurulu bir ilişki. Bizim birbirimizle ilişkimizi bir teavün bir yardımlaşma ilişkisi ama erdemlerde, üst değerlerde, daha insani olan da bir yardımlaşma ilişkisi gibi düşünmeyi gerektiriyor. Bu şu demek mesela ben diyelim ki e, yani beslenme ihtiyaçlarımı tamamen kendim karşılasam ya da bedensel ihtiyaçlarım, terziliğimi, işte berberliğimi hepsini kendim yapsam gene de bir terziye muhtacım, gene de bir berbere muhtacım, gene de bir bilmem kime muhtacım. Bir aynaya muhtacım. Evet, bir aynaya muhtacım. Evet doğru bir aynaya muhtacım. Yani dolayısıyla şimdi bu ihtiyaç Böyle bir beden zayıflığı, beden eksikliği üzerine ortaya çıkan bir şey değil. Bu açıdan şimdi hadis-i şerif üzerine bence çok düşünmek lazım. Yani gerçekten yani peygamber ne yapmak istiyor? Peygamber bize ne söylemek istiyor? Bunu çok iyi anlamak lazım. Bu hadislerin birbiriyle ilişkisi var ve Hacı Bektaş Veli'nin yani taşımak istediği yerin burası olduğunu düşünüyorum. Hı. Bunu nereden hareketle söylüyorum? Tek başına şimdi Hacı Bektaş Veliden hareketle bunu söyleyemem. Genel o çerçeveye bakıyorum. Yani Mevlana'nın yaptığına, Yunus Emre'nin yaptığına, işte Hacı Bayramı Veli'nin yaptığına Onların hepsine birden baktığımda böyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Tek başına mesela sadece diyelim ki Yunus Emre'ye baksan, o şiirden bu neticelere ulaşamam. Yani zorlayarak bu ulaşabilirim. Mesneviden sadece mesneviden baksan, kafama göre yorumlarım. Yani, yani burada herhalde şunu dedi, bunu dedi falan gibi. Ama bütüne bizim için şimdi bu düş, e, e, metinleri yorumlamada en önemli noktaların bir tanesi bu. Yani o e, o dünyanın ortak dili. Yani bir tür icma gibi. Yani fıkıh geleneğindeki icma Daha gibi. Evlensel. E şöyle evrensel değil de 8-10 tane veya 10 15 tane veya 20-30 tane büyük düşünürü birlikte değerlendirerek bunların ortak bir dünyada konuştuğunu, ortak bir dilden söz ve ortak bir kaynaktan beslendiklerini mütala etmek gerekiyor. Şimdi ben tabii bir e, dini düşünceyi çok ciddi alan birisi olup ben diyorum ki bu düşünce kaynağı veya bu gelenek Hazreti Peygamber'dir yani sünnettir. Sünnetin yorumcularıdır bu. Mevlana Celdin söylüyor bunu, Yunus Emre söylüyor. İbn Arabi zaten açıkça söylüyor. Hacı Bektaş Veli'de buluruz vesaire falan. Şimdi bu bir sünnet yorumculuğudur. O zaman şimdi sünnetin 13. asırdaki yorumcuları olarak baktığın zaman cümle oturuyor. Yani burada kastedilen şey budur. Ee, bir Yeni bir insan telakkisi ortaya koyuyor. İnsan benim rakibim değil. İnsan benim düşmanım değil. Ee, ins insan i̇nsan benim aynamdır. Ve o aynada ben kendi kemalimi ikmal edeceğim, izah edeceğim. Şimdi hocam, benim aklımda kaldı, belki izleyicilerimizin de aklında kalmıştır. Konuşmanın bir arasında Hacı Bektaş Veli'den bahsederken, hani Yeniçeri'nin özellikle Hacı Bektaşi Veli yolunu seçmesi, ekolünü takip etmesindeki bir şeyden bahsetmiştiniz. Az bir vaktimiz kaldı, orada da onu bir tekrar netleştirirsek en azından. Neden mesela Osmanlı'ya baktığımızda daha böyle, bugünkü Bektaşilik de gerçi biz şey yapıyoruz ama, ee, o dönemki Bektaşilikte evet. bu dönemki Bektaşi ekolu farklı mıydı? Yani orada şöyle e, yani şimdi Alevilik, Bektaşilik, Sünnilik yani böyle hani hı hı. bir işte birkaç konu var bu, 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 bu eksende. Şimdi e, şöyle bir eleştiri ben dikkate alıyorum. Yani yani al mesela biz şimdi mesela sürekli Alevilik üzerindeki kırılmayı konuşuyoruz. Evet. Yani biz kırılma olduğunu düşünüyoruz. Yani yani ger eee fakat Tabii Sünnilik içerisinde de bu, bunlar var. Yani Sünnilik içerisinde de kırılmalar doğrusu toplum olarak baktığınız zaman yani Sünni cemaat içerisinde de kırılmalar var. Yani dini yorumda farklılıklar evet. ortaya çıkıyor vesaire falan. Ama şimdi onları aşarak böyle geriye doğru gittiğimizde gene arada farklılıklar vardır. Yani yani Alevilikle Sünnilik e, bazı böyle temel ilkeler uzlaşsa bile temelde uzlaşamazlar. Yani esas noktada uzlaşamazlar. Yani bunu da kabul evet. etmek lazım. Yani dolayısıyla şimdi yani benim kanaatime göre şimdi yani bir e, yani bizim hakikaten sünniliği doğru anlamamız lazım. Alevilerin Aleviliği doğru anlaması lazım ve bu doğru anlama üzerine tartışmaları sürdürmek lazım. Yani bir defa yani hakikaten tartışmak lazım. Yani şu, şu iyi bir şey değil. Mesela Alevilik siz konuşamazsınız. Bu anlamsız bir şey. Sünniliği siz konuş Bu anlamsız bir şey olmaz. Bunlar şimdi evrensel konulardır. Üniversal konulardır. Yani insanlar bunu tartışmalar lazım. İnsanlar bunları konuşmalar lazım vesaire. Yani burada bir tereddüt yok. Şimdi şeye gelelim. Şimdi yani şunun için söyledim bunu. Şimdi mesela Bektaşiliğin da kendi içerisinde böyle bir sürü geleneği var. Mesela Sünni Bektaşılık var, Alevi Bektaşılık var mesela. Birçok gelenek yani birçok kazandığı form var. Birçok kazandığı tarz var. Bunlar da bir şey. Fakat Hacı Bektaş şey Hacı Bektaş Veli ile Yeniçerilik ve Osmanlı askeri sistem arasındaki ilişki sonradan mı oluştu? Yani inşa edildi yoksa doğrudan Hacı Bektaş Veli'ye mi aittir? Bu tartışılıyor. Çünkü Hacı Bektaş Veli nispeten yani baya erken vefat etti yani ki kendisinden sonra aslında evet yani, kez, he, ortaya falan. Çıkan yani şeyler ha hani var. talebeleri üzerinden olabilir yani o ocak öyle devam ediyor olabilir ama şimdi bu konuda genellikle Menkıbevi anlattım tarihsel bilgilerin çok önünde yani bizim zaten şimdi Anadolu yani o erken dönemle ilgili eee literatürde böyle bir problem var yani Menkıbevi anlattım bilgilerin çok önüne geçiyor ve menkıbeler artık gerçek kabul ediliyor yani ve öyle bir gerçeklik inşa ediyor ki yani onu herhangi bir şekilde eleştiremiyorsunuz Bizim şimdi rahmetli Emin Hoca'nın bir sözü vardı. Tarikatları eleştirmek için şey cümle söylemişti. Tarikatlarda menakıb nameler edille şeriye kabul edilir demişti. Çok güzel bir sözdü yani hakikaten. Allah rahmet eylesin hocaya. Ondan sonra şimdi burada da şimdi biraz böyle yani tarihçilik değil menkıbeler var. Yani söylencetiler var bilmem neler var vesaire. Şimdi bir defa bilgileri netleştirmek lazım. Yani gerçekten yani bu nasıldır? Yani mesela Osmanlı'da tarikatların bektaşlık ilişkisi nasıl? tesis etmiştir, teşekkür etmiştir. Bunu hakikaten iyi bir şekilde konuşmak lazım. Çünkü yani. merak ediliyor hocam şimdi hmm. o döneme bakıldığında hmm. e, işte e, Alevilik'te bazı o isyanlar hmm. vesaire işte hmm. çıkan iç olaylardan bahsediliyor. E, bugün günümüze baktığımızda Bektaşilikte Alevilik biraz daha yan yana nasıl oluyor da o dönem böyle isyanlar böyle iç bazı hmm. karışıklıklar varken Osmanlı'nın e, hmm. sahadaki gücü işte hmm. e, kalkıp da bir Bektaşi geleneğinde devam ediyor. Böyle bir karmaşa var. Muhtemelen tarihçilerin bununla ilgili yani, biraz daha tarihsel e, olarak bakması gerekiyor. Ben hani şey, kişisel olarak böyle hani tarihçiliği çok güçlü olan birisi değilim. Yani bir sürü e, şey en azından tarih hataları da yapabilirim. Ama ben daha çok yorumcuyum yani. Bu Hı -hı. metin yorumculuğuyla ilgili birisiyim. Daha çok da nazariyatçıyım yani diyelim. Ama şey olarak o bilgide de hata yapabilirim. Ama şu, şunu görmek lazım. Yani şunu düşünmek lazım. Şimdi e, böyle bir e, üst dil oluşturarak yani sanki konular çok kesinleşmiş gibi. Yani şu şuradan bu buradan demek bu doğru bir şey değil. Yani bu konularda hakikaten araştırmalar yapılması lazım. Ciddiyetle böyle emek verilerek e, konuların tahlil edilmesi lazım. Ve Kesin. yani şu şunun hoşuna gitmiş gitmemiş falan gibi bakmadan doğru tahliller yapmamız lazım. Ama şunu yani şuraya gelelim yani en son gene. Hakikaten e, mesela çok önemli bir şey olmak üzere bizim Türkçemizde... Bir Bektaşi tiplemesi vardır. Yani evet. çok bilge, e, böyle kalender, e, yani en güçlü, en e, böyle samimi, en içten dini düşünceyi anlatan bir tipleme vardır. Bu çok büyük bir adamdır. Yani bu Bektaşi hmm. kimse, yani diyelim ki onlarca, yani Nasrettin Hoca'dan sonra değil mi? Yani Bektaşi, yani, yani, hani gelir, bektaşi bir... yani Bektaşi gelir. Şimdi o Bektaşi çok başka bir adamdır, yani doğrudan Allah'la ilişki kurmuş. Yani Allah'a odaklanmış, Allah sevgisine odaklanmış. Allah'la ilişkisi naz şeklinde ortaya çıkmıştır. Yani yani şımarıklık yapar vesaire filan. Yani ibadet hayatında bir takım gevşeklikler olsa bile çok güçlü bir umudu, çok güçlü bir aşkı anlatır filan. Şimdi bu hakikaten Bektenşiliğin bu topraklara herhalde en büyük hediyesidir. Yani anonimleştirmiştir tiplemesini, kendisini. Ve her insan, her birimiz aslında biraz Bektaşi olduk. Yani kafamızın bir kısmı Biraz bektaşi oldu yani camiye giden adam normalde şimdi bektaşlı değil camidekiyle de yani camidekini de şey yapar kritik eder tahlil eder ama camideki adamın aklının bir kısmı da bektaşidir. Yani Yunus Emre diyor ya seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir şimdi Yunus'tan sonra Molla Kasımlar da Yunus gibi oldu yani dolayısıyla şimdi bu bektaşi tiplemesi bu bakımdan gerçekten çok e, mühim bir tiplemedir. Ve bunun üzerine hakikaten çalışma yapmak lazım. Mesela birisi diyelim ki yani Türklerin mesela din anlayışı veya bu toprakların din anlayışını çalışmak istiyorsa çalışacağı çok önemli konulardan bir tanesi bektaşi anlatılarıdır. Yani hmm. bektaşi tiplemeleridir. Bektaşi nasıl anladı yani dini nasıl yorumladı bence bu çok önemli bir konudur. Ee, bunu bu topraklara e, hediye ettikleri için her birimiz o Bektaşi'liğe böyle hürmetle saygıyla bakmamız lazım. Bizler de size teşekkür ediyoruz evet. hocam. En azından bunları fark ettirdiğiniz için bizlere... Programımızın sonuna geldik hocam. Evet. Efendim. Allah razı olsun. Evet efendim. İlminize bereket diyelim. Evet. Efendim, Düşünce ve Hayat programının sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun, esen kalın.